Uh, what went into the decision to not draft luka doncic and to go with bagley at that number two spot marvin's for us you know better fit better player you know and a uh, great talent so it was uh, easy choice for us divaç gider izi kalır dostlar beni hatırlasın zaten sevmezdim babasında mvp bile olsa dert değil doncic yerine bagley aldık dostlar beni hatırlasın Köre gibi dediler inandık Paraları yılda bastık. Fax kurtaracak biz inandık. Bogdan beni hatırlasın. Evet, ünlü şairimiz Aşık Veysel'in bu dizeleri de açmak istedim. Divaç'ın bu güzel özlü videosunun üstüne. Çünkü bu <laughs> bu trade free agency dönemi draft dönemi falan derken Baya bir konu birikti. Güzel renkli gelişmeler de oldu. Takımlar baya hareket ettiler. Oyuncular baya hareket ettiler. Beklenen hareketlerin bazıları olmadı. Birçoğu oldu. Ama tabii geçmiş yıllar gibi çok büyük olaylar göremedik. Esas büyük olayları seneye yaşayacağız. Özellikle de Yanis'in piyasaya girmesiyle. Yani bir geçmiş yıllardaki bir LeBron James hangi takımı seçecek? Davis ne karar verecek? Seviyesinde ya da işte Philadelphia'nın yaşadığı dramalar seviyesinde bir şey yaşamadık ama tabii Philadelphia'nın her an bir drama yaşama hakkı gizli olarak bir kenarda bekliyor. Aslında evet bu videonun hazırlığı vardı. Daha önce yapacaktım ama bütün takaslar artık işte free agentsler bir sakinlesin yapayım dedim. Hala birkaç beklenti var ama artık yapabiliriz. Ama öncesinde birkaç şeyden bahsedeceğim. 22 Aralık'ta NBA başlıyor. Belki de son yıllarda NBA sezonlar arasındaki en kısa süreci yaşadık. Yani Eylül, Eylül-Ekim gibi bitenlik hemen aralıkta başlayacak. 22 Aralık'ta dönüyoruz. Zaten takımlar için çok dar bir süre vardı. Oyuncular daha yeni idmanlara, özellikle yıldız oyuncular idman sahalarına yeni dönmeye başladılar. Yani sezon başı nasıl olacak çok merak ediyorum. Bence bayağı yavaş bir giriş olacak NBA ama... Tabii bir yandan da hani... Yeni oyuncuların, takas olan oyuncuların ya da bu sezon için kontrat peşinde olacak oyuncuların biraz daha agresif girmesi de belki biraz renklenin işler. Tabi sezon başlamasından önce birkaç şeyden de bahsetmek lazım. Cap Space konusu aslında ana gündemlerden biriydi sezon öncesinde. Cap Space'de bir düşüş olmadı ama artış da olmadı. Ama şöyle bir güzellik oldu. Özellikle Bubble dönemi yaklaşık 1.5 milyar dolarlık beklenen kardan, neredeyse izah etmedi NBA. E, buradan çok büyük bir avantaj yakaladı. Ama bu cap space'i de arttırmadı. Onun yerine de cap space'i düşürmek yerine ...iki sene boyunca aynı tutmayı planlayıp aşağı yukarı bu artıştan bir kayıp e, şeklinde yansıtıp takımların ve oyuncuların minimumda zarar görmesini sağladılar ki oyuncular da zaten oyuncular birliği olarak aşağı yukarı böyle bir şey talep etmişlerdi. Ee, tabii burada şu durum var. Eğer e, takımlar işte luxury tax'te kalırsa ve gelecek sezon cap space artarsa bu artışa göre bu luxury'lerde belli düşüşler, indirimler olacakmış. bu sözleşmede varmış. Onun dışında tabii oyuncuların da extension alan oyuncuların özellikle projection yani uzun vadede yıl yıl planlanan gelirlerinde de bu yıl için düşüş olacak ama toplamda yine aynı parayı kazanacaklar. Ama bu önümüzdeki yıl ve bu yıl için daha düşük alacaklar beklenenden. Onları da öyle e, kompanse etmiş durumdalar. E, bir açıdan iyi yani çok daha büyük bir tehlikeler bekleniyordu. NBA herhalde tüm global spor organizasyonlarında bu işin altından en temiz kalkan ilk oldu ama işte asıl tehlike 22 Aralık'ta sonra başlayacak. Çünkü artık takımlar kendi sahalarında oynayacak. Seyahatler başlayacak. Tabi burada çok sıkı kurallar konmuş durumda. E, her idman alanına girişte e, ve maç dönemlerinde testler yapılacak. Koçların maske takması ile ilgili yeni kurallar geldi. Onlar mutlaka sağ içinde maskeli olacaklar vesaire vesaire. Ama yani özellikle de fantezi oyuncularına söylüyorum. Liginizdeki bu sezon için en azından injury list sayılarını ve toplam sezon içindeki oyuncu, havuzdan oyuncu seç, çekme, oyuncu droplama sayılarınızı bence biraz arttırın. Çünkü bu sene biraz istisna olabilir. Özellikle de Covid çıktığı dönemlerde oyuncular ki çıkma ihtimali çok yüksek. O zaman bayağı işler sarpa saracak. Tabi Bunlar ana konulardı. 22 Aralık'ta sezon başlayacak dedik. Onun dışında tabii ben bir önceki videoda aradan bayağı zaman geçti. D'Antoni'nin Brooklyn'e geldiği konusunu konuşamamıştım. D'Antoni konusundan önce Brooklyn'le ilgili bayağı konuştuk aslında o videoda ama D'Antoni'nin Brooklyn'e gitmesi herhalde Brooklyn için olabilecek en iyi şeylerden biri. Yani takımı teknik anlamda, hücum anlamında Durant ve Kyrie için ferahlatabilecek, hücum yapısını onlara ikna edebilecek şekilde ayarlayabilecek en net hocalardan biriydi. Ama tabii bu şimdi coaching ekip inanılmaz oldu. Bu ekiple oyuncularla nasıl anlaşacak? Özellikle de ben için birazdan Clippers tarafında konuşacağız. Özellikle de Durant ve Kyrie dışında hatta Jordan dışında kalan yani Jordan dışında kalan oyuncuların genel olarak tepkisi, sıkıntısı olacak mı? Onları çok merak ediyorum ki zaten takımın gidişatını o belirleyecek. Onun dışında Clippers tarafında da çok ilginç şeyler çıktı. Clippers e, ta, e, bu arada hızlı hızlı gidiyorum çünkü özellikle de e, trade'lere ve free agency piyasasına gireceğim. Orada bayağı uzun konuşacağız. Takım takım gideceğiz çünkü yani daha çok öne çıkan takımlar. dedim gibi 30 takıma bakmayacağım ama öne çıkan takımları bayağı konuşacağız. Clippers'a gelelim. Athletics'te bir yazı çıktı. Athletics'te çıkan e, yazıya göre e, özellikle Kawhi'nin paşa torunu olduğu e, Paul George'un da Paşa torununun arkadaşı, yakın arkadaşı olduğu iyice netleşti. Neden bunu söylüyorum? Yani olaylar bayağı bozulmuş. Çünkü zaten sezon bittiğinde özellikle Montrezor Haller ve Louis Williams zaten çok söyleniyorlardı bu konuda. Hatta Morris de keza aynı şekildeydi. Bu söylenmelerin neden aşağı yukarı ortaya çıktı. Atletics'in haberine göre... Kawai ve Paul George bayağı bayağı idmanları iptal ettirip... ...idmanların içeriğini değiştirip özellikle de işte... Kilit idmanlar yani taktikalı idmanlar belki de video e, izleme seansları gibi bütün bu önemli olan süreçlere ya geç giriyorlar ya girmiyorlar ya da değiştirip ya da iptal ettiriyorlarmış. Bu da birçok oyuncu zaten germiş yeterince. Kavay maçlardan önce kendisine özel bir alan alınması, ayarlanması her zaman talep etmeye başlamış ve bu da genelde daha da bu kötüsü bu zaten. Kadın çalışanların soyunma odaları oluyormuş ya da kadın çalışanların e, staff'ın e, özel odaları oluyormuş. Yani dolaplarının olduğu, orada giyinip soyundukları, duş aldıkları alanları kullanıyormuş. Bayağı tatsız hatta e, Los Angeles e, Kings takımının da bu saha değiştiği için Staples Center'da onların da alanını birkaç kez maalesef e, domine etmiş. Burada bayağı tatsızlıklar çıkmış zaten takım da bundan rahatsız olmaya başlamış. Ya yani bir nevi biraz Jordan'cılık oynamaya başlamış kavay burada. E, ki zaten zaten <laughs> ta Spurs döneminde ayrılırken bunlar zaten konuşuluyordu böyle şeyleri talep edebileceği. Belli ki zaten orada alamayacağı şeylerdi bunlar aslında. Tabii Paul George da onun peşinden gidiyor. Ee, ...bayağı tatsız. Ee, detaylarını zaten Google'larsanız siz de bulabilirsiniz daha da detaylı. Ama benim öncelikle gözüme çarpanlar bunlardı. İşte idmanlara geç gelme, gelmeme, maçtaki, maç içindeki oynama süreçlerini belirleme. Ki şimdi bu da şeyi de açıklıyor. Dark Rivers'ın biraz e, hani devam edeceğizten kaçarcasına gitmesini. Ki ben şeyi düşünüyordum açıkçası ya Dark Rivers muhtemelen zaten hani devam etmezdi burada edemez diye düşünüyordum. Çok hissediliyordu sağda da çünkü çok kafalarına göre bir oyun oynuyorlardı. Bunun gitmeyeceği belliydi. Denver'da cezalandırdı zaten. Ama bu sene ne olacak? İBAK'a ee, belki Ibaka geldiğinde tek başına işler düzelmeyecek kesin. Bakalım göreceğiz. Paul George da zaten bunun üzerine e, Dark Rivers'ın ondan ne oynaması istediğiyle ilgili işte beni köşe şutörü yapmaya çalıştı. Şöyle dedi. Pindan oynatmak istedi vesaire vesaire gibi açıklamalar yaptı. Ben böyle bir oyuncu değilim gibi itiraz ettiğinden bahsetti. <laughs> ya ya bakın oyuncular yıldız oyuncular kesinlikle belli alanlardaki dominasyonlarını gösteriyorlar NBA'de. Ama belli şeyleri kabullenmeden ki LeBron James bile bunu Lakers'ta kabullendi. Belli şeyleri kabullenmeden iyi savunma, hızlı oyun, Belli bir takım kimyası içerisinde bireysellikten uzaklaşması gerektiği anlar vesaire vesaire. Bunlar kabullenmeden şampiyon olma imkansız. Ve bunu sen zaten Spurs'ta yaşamışsın böyle bir şampiyonluk almışsın. Kyrie de aynı şekilde. Kyrie de bunu yaşadı ve Cleveland'da şampiyonluğunu aldı. 3 yıldır 4 yıldır ortada yok. E şimdi böyle baktığımızda bunları göre göre bile bile neyin peşindeler ben kesinlikle anlamıyorum. Anlayamayacağım da. Ve her seferinde de şampiyonluk için ağlarlarsa bu kadar olaydan sonra kaybedip daha da geçmeye devam edeceğim. Hiç de i̇şte, kusura bakmasınlar. Durum böyle. Clippers tarafında bayağı işler karışık. Yani bu sezonda ne olacak, nasıl bitecek? Ee, herhalde bu çıkan haberlerle beraber sezon içi bayağı kaynayacak gibi. Hatta işte şimdi birazdan Houston'da konuşacağız. Hard'ın takası da gündeme geldi. Orada başka şeyler olur mu? Bakalım göreceğiz. Evet hızlıca bu konulara bir değinmek istedim. Daha zaten sezon artık başlayınca daha düzenli zaten haftalık gündemlerimiz gelecek. Yine orada bütün detaylı konulara değineceğiz. Şimdi gelelim draftlara pardon takaslara ve free agency piyasasına. Draftları da açılmışken söyleyeyim draftlarla ilgili konuşmayacağım. Çünkü draft oyuncularını yeterli seviyede bilerek konuşabilmem için onları sezonda izlemem lazım. Böyle bir vaktim olmuyor maalesef. Ve ben de gidip klip izleyip... Yani daha iki sene öncesinde Don Çiç'ten bakalım dört numarada bir şeyler yapar diyen insanların analizlerinden oyuncuların e, projectionlarını okuyup yorum yapmak istemiyorum kendi gözümle görmeden. O yüzden e, drafttaki potansiyel oyunculardan bir iki tanesini Avrupa'dan biliyorum. Ya da bir iki tanesinin özellikleriyle ilgili hani genel benzetmelere birkaç yorum yapacağım. Ama onun dışında e, pek dokunmayacağım ama sezonda izledikçe onları gördükçe hatta Şuna emin olun sezon içerisinde maç analizlerinde biraz daha bu yeni oyuncuların yani bu sene katılmış oyuncuların maçları üzerinden de analizler yapıp onların potansiyellerini görmeye çalışacağız. Bunlar elimizde bize çok daha iyi veriler veren analizler olacak. Evet şimdi başlayalım. Harf sırası da gideceğim bu arada. Çok karışacak çünkü diğer türlü. Acaba atlaya atlaya gitsem diyordum. Sizin de kafanız karışmasın. 30 takım olmayacak ama aldığım takımların. Harf sırasıyla başlayacağız. Evet Atlanta'ya başlayalım. Atlanta Hawks aslında bu dönemin, bu sürecin, sezon başındaki bu kritik e, periyodun en ilginç takımlarından biri oldu. Bir kısım çok eleştiriyor, bir kısım vay be neler yaptı diyor. Ben açıkçası beğendim yaptıkları işleri. Hızlıca hatırlayarım. E, draft'tan Onyeka Okongu'yu aldılar. Adebayo çok benzetilen bir oyuncu. E, John Collins de henüz yapılmadı ama muhtemelen yapılacak. Şu an görüşmeler sürüyor. Trey Young'ın 8 milyonluk opsiyonunu kullandılar bir sene daha ki bu büyük avantaj cap için hele de bu sezon artmayacak cap space için. Onun üzerine de gittiler. Galinari ile 3 yıllık 61 milyon dolarlık ama son yılı e, tamamen garanti değil. Tamamı ödenmeyecek. Bogdan Bogdanovic 4 yıl 72 milyon. Rajon Rondo 2 yıl 15 milyon. Kristan 2 yıl 10 milyon. ikinci yılda oyuncu opsiyonu var. Ve Solomon ile anlaştılar. Onun dışında Dwayne Dedman'ı, Jeff Teague'i ve Bambri'yi kaybettiler. Hiçbiri de önemli bir kayıp değil bu arada kaybettiler dediğime bakmayın yani <laughs> ama ne yaptılar ellerinde şimdi biz ne konuşuyorduk Atlanta ilgili hep sezonda da yani savunma büyük sıkıntı ee, genel olarak esnek oyuncu sayısı bir tek Collins var ha, tabii geçen sene Capella katıldı tabii çok e, bir katkı vereceği bir alanı daha göremedik ama bu sezon esas sorun esas olarak göreceğiz. Kısa rotasyonda da Trae alternatif olarak e, biraz daha savunma katkısı verecek rotasyon oyuncularına ihtiyaç var. Bunlar hep konuşuluyordu zaten. Hepsine tek tek hamle yaptılar. Bir kere hiç kafana göre yapmadılar. Bu güzel. İkinci konu zaten Atlanta gibi, Charlotte gibi, Detroit gibi biraz daha böyle yıldız çekmesi zor. Yani bunu da iki sene bekleyelim de cap Capspace'de Freyc'siden yan yani alırız. E, i̇şte ne bileyim başka büyük star kapatırız gibi. Ya bu tip ya yani da New York'un düştüğü hata da buydu yıllardır hala da düşmeye devam ediyor ama artık sanırım kurtuldular ondan bu hataya düşüp de eli boş dönmek yerine takımı esnetebilecek savunma olarak 3-4-5 pozisyonlarında ki Galinari Clippers'ta 5 savunması yaparken çok faydalı işler çıkarmıştı ya da işte kısa savunması Rondo gibi playoff'larda size çok şey verebilecek bir oyuncuyu katmak hem de kelepir bir fiyata iyi bir sezondan sonra. Ligin en iyi şütörlerinden biri olma potansiyelini göstermiş. Hatta artık en iyi şütörü diyebileceğiniz Bogdan'ı almak. yanında bir de yine şütör olan Galinari'yi eklemek. Artı olarak elinde Can Collins, Capella ve işte yine Okongu gibi Adebayo potansiyeli beklenen bir çaylak almak. Bunların hepsi özellikle de Trey'i bir yana bıraktığımızda 2-3-4-5 ki kenardan gelecek daha Kemlediş'lere falan girmedim. Ki Kemlediş'in rotasyonu bir noktada 5'e de dönebilir. Ee, yani biraz daha belki 2-3 gibi konumlandırabilir. İşler onlar için çok rahatladı. Ki daha Hunter da var ellerinde. Artı olarak e, zaten Kevin Hurter'ı da daha saymadım. Ki Hurter de 5 potansiyel olan bir oyuncu. Şimdi bu rotasyon playoff için bir kere çok derin. Savunma için çok ideal. Hücumda da işte burada Trey Young ve Dadaşlar olacaklar. Trey Young'ın burada biraz daha Sans'taki Devin Booker gibi çevresinde şekillenen takımı çok iyi oynatabilme potansiyeli var. Bu sene biraz daha üstüne koyacak. Biraz daha güçlenecek. Ben çok beğendim Atlanta'yı. Bir rotasyon korkusu olmuş olabilir herkes Bence hiç korkmaya gerek yok. Zaten birçok oyuncu çok genç. Ee, yani Bogdan, yani maçı bitirecek beşler biraz kritik. Burada belki bir noktada Capella'nın fazla pas yeteneği olmadığı için. Can Collins'de off-season'ı daha çok... Ee, vizyonunu genişletmek üzere pas açılarını, pas noktalarını geliştirmek üzerine çalışarak geçirdiğini açıklamıştı. Burada biraz belki itiş kakış olabilir ama onu da zaten maç içinde gitgerrlerle rakibe göre esneyerek yani Kaper'ı karşı taraf büyük bir uzun kullanıyorsa ya da işte biraz yıpratması gereken bir esnek uzunu varsa o zaman kullanıp hücumla göre işte buradaki ayarlamaları yaparak işi çözebilirler. Atlantayı şu an çok beğenmiş durumda. sezonda çok merak ediyorum çok iyi yaptılar ee, göreceğiz ama işte dediğim gibi hani şunu da diyebilirsiniz ya Galinari'ye bir tık fazla değil mi Bogdan fiyatı iyi mi falan Bogdan'ın ki bence okey Galinari biraz fazla mı son yıl garanti değil full garanti değil ee, bence ideal çünkü bu tarz bir artık esnek hem uzun hem şutör hem de savunmada size switch'te fayda sağlayabilecek fiziği olan bir oyuncu bulmak zor tabi takas pardon sakatlık tehlikesi var ama artık bunu da göze almak lazım. Çünkü zaten Atlanta... ...ki Charlotte da benzer durumda ileride konuşacağız. Atlanta kimi çekecek... ...iki sene daha beklese. Bence çok güzel hamleler yaptılar. Bakalım bu sene merakla izleyeceğim onları. Belki de geçen yıllarda severek izlediğim... ...Brooklyn Nets'in... ...ötekilerin takım Brooklyn Nets'in yerini... ...o heyecanlı takım yerini bu sene Atlanta alabilir. Buradan Boston'a geçelim. Zaten Jeff Teague ayrıldı demiştik Atlanta'da. O da Boston'a geçti. Zaten... yani zeka olarak belki de ligin en kötü kısalarından biri kendisi. Bastın Bastın bu bu periyodun hayal kırıklığı kesinlikle yani birçok açıdan e, çok hata yaptılar. Son anda sign and trade ile Hayward'ı vermeyi tekrar sağlayıp buradan bir trade exception yarattılar. Trade exception hemen bahsedeyim. Sırf Hayward'dan 28,5 milyon dolarlık bir exception var. Bu şöyle e, karşılıksız bir takas yapabilecekler demek yani 28,5 milyonluk herhangi bir oyuncu alabilirler. Tabii karşılıksız dediğiniz anda size hangi takım karşılıksız oyuncu verecek? Kurtulmak istediği oyuncuları verebilir ya da gerçekten onun yani oklağıma gibi herhangi bir oyuncuya ihtiyacı yoksa yerine de belki işte bir iki draft hakkı koparabilir miyim tarzı bakkan takımlar belki size oyuncu verebilir. Onun dışında tabii Enes ve Poirier'den gelen de bir 7,5 milyon var ama bunlar birleştirilemiyor. Yani hadi ikisini birleştirdim 35 milyon yaptım ve tek bir oyuncu peşindeyim gibi bir şey yapamıyorsunuz. Hepsini ayrı ayrı kullanmalısınız. Ayrı kullanırken de şöyle bir avantaj var. Ee, mesela 28,5 milyonu birden fazla oyuncuyu birleştirerek kullanabiliyor. Bu da başka bir avantaj ama dediğim gibi ikisini bir, hepsini birleştirip tek bir oyuncu alamıyorsunuz. Bakalım Bastım bunu sezon içinde hamlesini yapabilir. Çünkü bunda kullanım süresi var bir sene bir sene içinde bu, bunu kullanmak zorundalar. Onun dışında Tristan Thompson aldılar. 2 yıl 20 milyon dolar bir sözleşme yapıldı. Buna diyecek hiçbir şeyim yok. Yani Boston'ın ihtiyacı olan uzun bu muydu? Değildi. Tristan Thompson Boston yapısının içinde ya ilk bakışta çok sırıtıyor. Ama tabii şunu söyleyeyim. Yani son playofflar bize gösterdi ki özellikle Lakers şampiyon olurken. Davis gibi esnek bir uzun size şampiyonluğu getirirken özellikle de 5'e geçtiğinde kendisine kadar ağlasa da bunun olması gerektiğine ikna oldu sonunda. Ama Howard gibi, Ceval McGee gibi daha böyle kelepir oyuncularla e, rakibin işte yok hiç gibi ya da farklı işte Gober geldiğinde vesaire bu tarz uzunların savunmak tabii ki zor oluyordu bu tarz kısa takımlar için Davis için de. Bu konuyu çözecek uzunları bulmuştu Lakers. Bu sezonda buldu. Boston'ın tek avantajı Tristan Thompson'da bu. Ama doğuda onun karşısına gelecek uzunlar yine Adebayo'lar, işte Lopez'ler ki Lopez'i saymıyorum zaten o da yani çok çok da faydalı olmuyor playoff'ta. Ya buradan ne çıkartacaklar bilmiyorum. Hani Nets tarafına bakarsan işte yok orada Allen ve DeAndre Jordan var. Belki onlara karşı daha rahat edebilir ama diğer tarafta işte Adebayo geldiğinde ne bileyim bir konferans finali Adebayo karşı Thompson'a ne yapacaksın? Yine e, e kalacaksın. E, düşünmüşlerdir eminim ki e, özellikle sezonda Thompson'ın belki rebound potansiyeli onları e, biraz daha fazla maç alma itip daha yukarıda e, bitirmeye götürebilir. E, ama bakalım göreceğiz. Benim iki hamlede gerçekten çok hoşuma gitmedi ama sezonda da görmek lazım. Onun dışında Jason Tatum'la da 5 yıl 163 milyon uzattılar. Buna diyecek hiçbir şey yok. Kesinlikle hak etti Tatum. E, potansiyelini artık göstermeye başladı. Anlar noktasında çok etkili oluyor. Bence bu sene daha da üstüne koyacak. Playoff'larda çok daha acayip bir teyitimi izleyeceğiz. Harf sırası devam. Buradan Brooklyn Nets'e geçelim. Brooklyn Nets de işler ne oldu? Ne yaptılar? Nereye gidecekler? Brooklyn Nets öncelikle Joe Harris'e 4 yıl 75 milyonluk bir sözleşme hemen uzattı ki Joe Harris'in e, adı birçok takımla geçiyordu Lakers dahil. Bu iyi bir hamle. Özellikle şutörlerin inanılmaz artık değerlendiği bir ortamda Joe Harris'i e tutmaları şarttı. Yani net şutörlerin değerini artık tartışacak hiçbir şey yok. Onun yanına da biraz daha savunmacı derinlik eklemeye çalıştılar. Bruce Brown'la Randy aldılar. Jeff Green'le de 1 yıl 2,5 milyon, Tyler Johnson'la 1 yıl 2 milyonluk sözleşme yaptılar. E, tabii Tyler Johnson ve Jeff Green e, Jeff Green aslında playoff tarafında üstündeki gibi gerçekten kısa süreler kenardan gelip 5 rotasyonda iyi katkı verebilir takımı kısaltırken. Ama Tyler Johnson sezon dışında çok da faydası olacağını düşünmüyorum. Şamet de keza öyle savunma tarafında faydalı olacaktır. Ama Brooklyn Nets'i zaten bir önceki videoda uzun uzun konuşmuştuk. Onların daha başka birçok problemi ve kanıtlaması gereken şey var. O videoda izleyebilirsiniz. Onun dışında bir hamle gelmedi Brooklyn Nets'te. Harden konusu çok gündeme geldi. Ama burada çıkan yine dedikodu Houston çok çok istemiş. <laughs> yani Jared Allen'dan Joe Harris'ine Dean Vides'inden herkes istediği için Brooklyn Nets de buna yanaşmamış ama haklılar. Yani Harden gibi bir e, aseti veriyorsanız karşılığında en azından genç yıldız potansiyelleri e, almanız lazım. Brooklyn Nets'in en güçlü yanı bu aslında. Yani Durant ve Kyrie yanında bu kadar derin bir yapıları olması şu an için. Onu da kaybetmek istememişler. En azından burada akıllıca bir hamle yaptılar. Bakalım sezonda neler olacak. Charlotte Hornets'a geçelim. Charlotte Hornets zaten e, <laughs> Jordan'ın en çok eleştirildiği dönemlerden biriydi ne? Öncelikle şunu söyleyeyim. Namer Eboğlu aldılar. rafttan. 2 yıl 16 milyon ona verdiler. Çaylak sözleşmesi Gordon Hayward 4 yıl 120 milyon anlaştı. Boston'a sayılan trade'e geçti. Onun dışında zaten ciddi bir hamle yapmadılar ama... Zaten şimdi sıkıntı şu. Hayward'a gerek var mıydı? Yani Hayward'ın zaten... Boston'a su kaynatmasını anlıyorum. Ki Hayward ve Kyrie ile başlayan o Boston'ın dönüşümü... Kyrie... Hayward'ın 1-2 oldu. Tatum ve Jalen Brown 3-4 numara oldu yani oyuncu sıralaması olarak. Sağda olacağı bir yapıydı. Ama tabii Kyrie sakatlandı. Hayward zaten daha ilk maçında sakatlandı. Kyrie sonra su kaynattı derken e, Hayward bir türlü dönemedi. Bastında işler değişti. O arada Tatum öne çıktı. Jalen Brown çok öne çıktı. İşler çok değişti. Bir de Kemba Walker gelince Hayward bir anda dördüncü sıraya kadar düştü takımın içeriğinde ve ben, hatta ben hep şunu söylüyordum. Ki belli ki Brest'imiz da bunu planlıyormuş. En iyi 6. oyuncu mu yapsak artık seni? Ya gelmişti konu. Oralarda artık Hayward dur dedi. Ben gideceğim. Ben eskisi gibi top dominant oynamak istiyorum. Atmak tutmak istiyorum dedi. kendi bilir. Ne kadar atıp ne kadar tutabilir bilmiyorum. Şimdi bir kere onun açısından çok karlı değil. Çünkü 4 yılı 120 milyon bir noktada onu e, abi ya bir yerlerde cap space açmamız gerekebilir. oyuncu haline getirebilir. Üzücü. Ama Charlotte tarafına bakıyorum, evet mükemmel bir hamle değil ama işte demin Atlanta'da bahsettiğimiz gibi Charlotte'a kim gelecek? Hadi bugün beklediler, yarın beklediler. Kim yan ismi gelecek? <laughs> Kimse gelmeyecek. Yani onlar da aslında New York gibi olmak istemediler. Çok. Kemba'yı zaten yeni kaybetmişlerdi ki Kemba tarafında bir sign and trade olmaması onları aslında kötüye patlamıştı. Onlar en azından bu tarafta Hayward'ı sign and trade'de aldılar. Boston için iyi oldu ama Charlotte için de evet cap space olarak aslında daha iyi oldu hareket alanı için. O yüzden hani bence iyi. Yani zaten Charlotte'ta geçen sene kendini gösteren işte Washington gibi, Bridges gibi, Devonta Graham gibi gençler vardı. Onların yanında biraz daha dominant olacak. Belki de maçın kritik anlarını daha değerli toplu oynamanın sağlayacak bir oyuncu bir ama ben Everton'dan çok beklemiyorum. Özellikle de oyunu çok old school kaldı. Yani saha içinde ki bastığında birebir oynamaya çalıştı. Ortadan girip o e, o artık floater'dan da kötü orta mesafe şutlar bulmaya çalıştığı pozisyonlara bastın çok zarar görüyordu. Bütün ritmini kaybediyordu. E Charlotte'da biraz tempolu oynamaya çalışan bir takım. Biraz hareketli oynamaya çalışan bir takım. Bu tempoyu bozabilir. Bakalım göreceğiz. Yani onlar için zor. Umarım orada da kaybolup gitmez. Biraz ritmi ayak uydurur. Yenilikleri ayak uydurur ve iyi e bir Hayward izleriz. Buradan da Dallas'a geçeceğiz. Dallas'ta tam böyle nokta atışı olabilecek ama aslında çok da istediklerini yapamadı gibi geldi bana. Birkaç hamle daha yapabilirlerdi belki. Ne yaptılar? Doncic 10 milyon opsiyonunu kullandı. Onun oyuncu opsiyonu vardı. O bir sene daha devam edecek. Sonraki sene zaten o Max'ını alacaktır. Josh Richardson'ı aldılar. Philadelphia'dan. Özellikle de kısa rotasyonunda hem de savunma için. İyi bir katkı olacak onlar için. James Johnson aldılar. Üçlü takas neticesinde. James Johnson artık evet yaşına göre çok para alıyor. Oyununa göre de çok büyük para alıyor. Ama 16 milyon tek yıl son yılı. Tim Hardaway'in de son yılı. Josh Richardson'ın da seneye oyuncu opsiyonu var. Muhtemelen kullanabilir ama belli de olmaz. Kullansa bile yine takasa malzeme olabilir. Yani bu oyuncuları birer yıllık gibi düşünürsek aslında tamamen bench'i ve savunmayı derinleş, derinleştirmek üzerine bir kadro kurdular ki James Johnson kenardan gelip Oyun kurma tarafında da Doğan Çineli'ni rahatlatacak bir oyuncu özellikle de e, hem tepeden hem kanatlardan bu Onlar için avantaj Ve Sivan ile anlaştılar çok kelepir 2 yıl 3.5 milyon kesinlikle savunma katkısı verebilecek bir oyuncu J.J. Barr'a yeniden anlaştı Will Cole Stein'la da 2 yıl 8 milyona bir uzun rotasyona katkı yaptılar anlaşma yapıp O da 2 yıllık bu arada Trey de 3 yıl 9 milyonluk bir anlaşma yaptılar. Tamamen kadroyu derinleştirelim ee, ve sağlıklı bir Porzingis ve Doncic ile bu seneyle gittiğimiz yere kadar gidelim. Seneye zaten e, çok temiz bir cap space'imiz olacak peşindeler. Bakalım onlar da yenisin peşinde olacaktır. Göreceğiz. Bence evet yani daha iyi bir iki hamle gelebilirdi. Seth Curry'i kaybetti tabi burada şutör olarak. O tatsız oldu ama işte e, Josh gelmesi biraz daha çok yönünü katabilir orada. Yani çok büyük bir beklentim yok ama içerisinde yine de faydalı olacaktır e, Tim Hardaway Junior'ın da zaten son kontratı o da biraz daha kendini kasacaktır bu sene sene yine kontrat alabilmek için bir yerlerden tam böyle Dallas'ın geçiş dönemini karşılayacak e, kadro rotasyonu genişletecek hamleler oldu onları da sezonda izleyeceğiz Donch için ben bu sene artık hepten e, patlayıp bir MVP'de cebinde evine götürmesini bekliyorum bakalım Buradan da en sevdiğim takımlardan biri olan Denver'a geçiyoruz. Geçen senenin belki de en büyük playoff'lardaki sürprizlerine imza atmış takımlarından biri Denver Nuggets. Ya bence sürpriz değil ama tabii sürpriz görülüyor. Özellikle de Jokic ve Cemal Murray artık ne kadar üstüne koyduklarını kanıtlayıp ne kadar büyük starlar olduklarını gösterdiler. Bu sene daha da iyisini yapacaklardır ki çok iyi hamleler geldi Denver'dan. Birincisi Campazzo. Campazzo'yu bilmeyenleriniz varsa Real Madrid'de e, Real Madrid'i sürükleyen oyuncuydu son iki sezondur. Özellikle de hani Doncic'in için gidişinden sonra Campazzo bütün liderliği almıştı ki Lul'un sakatlığından sonra Lulun eskisi gibi dönemedi. Zaten orada da takımda bir yaşlanma sinyalleri vardı. Campazzo inanılmaz oynuyordu. Hem savunma da hem hücumda. Ki savunma stansı inanılmaz kuvvetli. Asla hani geçirtmiyor kendisini. NBA için bile çok iyi seviyede. 2 yıl 7,5 milyonluk bir anlaşma yaptılar. 5,3 milyon tabi bunun bir buyout konusu vardı. Uğur Ozan Solan yaptığı habere göre de bu buyout konusunda Real Madrid'de Campazzo anlaşmışlar. Zaten maaşını bir süredir ödemiyorlarmış. taksitlere bağlamışlar. Ödememe ve artı taksitler durumundan da muhtemelen böyle bir iki sene kompanse edip iki tarafta birbirine para ödemeyip zaten son sezon oyuncuya da yıllık ücretini ödememişler son sezonunda da Campazzo yeniden bir sözleşme alırsa muhtemelen kalan borcu da kapatarak devam edecekler. İki taraftan çok Campazzo için riskli. Gerçekten riskli bir sakatlık olsa ya da e, her şey onun için çok kötü de gidebilir. Belli olmaz yani. Belki bunalıma girecek Amerika'da. Ki Arjantinler genelde Amerika'da çok başarılı. Hiç zannetmiyorum ama belli olmaz. Baya riskli bir karar. Bu kararı alıp gitmesi ve Denver gibi bir takıma gitmesi bu riski almasını bence rahatlatmıştır çünkü Denver gerçekten gidebileceğine uygun takımlardan biri. E, arka alan savunmasında Murray dışında ciddi sıkıntı çekiyorlardı. Kampaz oraya bir kere çok büyük bir katkı verecek. Hücum tarafında Murray için çok iyi bir backup. Murray'den sonra ya yani Morris ve Dozier dışında bir türlü delici bulamamışlardı. Playofflara çok zorlanmışlardır. Zorlanmışlardı. Kampazo hem açık sahada çembere rahat gidecek hem de yarı sahada çember rahat gidebilecek bir oyuncu. Hatta üzerine de yetmez. E, maç sonlarına ve devre sonlarını Murray ile yan yana bile oynayabilir. Geri erisin burada ne kadar istikrarsız olduğunu artık alıştık. E, buraya ne kadar girebilecek bilmiyorum ki. Montemor de aslında sözleşme uzattılar. O da zaten e, bu üçlüye dahil olup iyi bir backup yaratacak. O yüzden çok iyi bir hamle. Ben çok beğendim. Çok da merak ediyorum. Özellikle de Kampazo, Murray yok hiç üçlüsü sahadayken neler izleyeceğiz o takım nasıl bir baş döndürecek görmek için sabırsızlanıyorum. Kampaz dışında J Michael Green'le anlaştılar 2 yıl 14.7 milyon. Burada tabii Grant'in gidişi onları e, mutsuz etti. Yani Grant aşağı yukarı aynı bir para aynı para önerdiler ama Grant top kullanmayı seçti. Onu Detroit tarafında konuşacağız bir sonraki takımımız Detroit. Paul Millsap ile bir yıl 10 milyon anlaştılar. Bu çok iyi oldu. Yani onlar için inanılmaz kelepir. Çünkü e, Millsap 30 milyon civarı bir e, para alıyordu. Es eski sözleşmesinden kalan. O sözleşmeden e, düşüp tekrar yani 20 milyon kar edip bir yıl 10 milyon Millsap'i tutmak çok temiz bir hamle oldu. Onların kadro rotasyonu için. Montemoris'e de 3 yıl 27 milyon anlaştılar. E, Jeremy Grant e, Plumlee ve Torrey kaybettiler. Plumlee'yi kaybettiklerini... Zerre üzüldüklerini sanmıyorum özellikle Davis'e son senede verdiği şuttan sonra playoff'larda. Torrey de Bucks için aslında pozitif oldu. Evet Denver'da özellikle de hani esnek kanat savunması olarak iyi katkı veriyordu ama dikkatli izlediğinizde özellikle ben izleri yaparken dikkatli Denver'ı izlediğimde Torrey Craig'in de bir o kadar hata yaptığına çok şahit oluyordum savunmada çok büyük bir kayıp değil o açıdan. Evet Bucks için daha faydalı olacaktır rotasyonda ama Denver e, de çok büyük bir kayıp değil. Onun yerini kapatacak oyuncular var. E, onun dışında hani rotasyonda Nanji ve Hartenstein, e, Hartenstein de var uzun olarak. Tabi yok için rotasyonu için burada hani büyük bir oyuncu yine yok ellerinde ama bol bol anlaştılar bu arada. Ama bol bol ne kadar oynayacak göreceğiz. Tabii Michael Green biraz daha ne çıkacak. Paul Milsap belki biraz daha burada oraya kayacak. Çok gerekliyse de... ...çok büyük işte... sahaya atalım da savunma için bir şeyler yapsın dediğimizde... ...herde Hartenstein oyuna girecek. Bakalım göreceğiz. Bir hamle daha burada gelir mi... ...Denver'dan? Bilmiyorum. Belki bir... E, ...free agency uzun daha... ...alabilirler bir noktada. Ama Denver'ın şu hali çok güzel. Yine seneye Atlanta gibi onları da... ...izlemek için heyecanlanıyorum. Detroit... Detroit Pistons ne yaptığı Asla belli olmayan çorba takım. <laughs> ya burada ben özel öncelikle bir Grant'e kızacağım Jeremy Grant'e çünkü 3 yıl 60 milyon anlaştı. Ve aşağı yukarı Denver da sanırım 17-18 milyon vermeyi göze almıştı Grant için. E böyle bir miktar varken Denver'dan gitme nedeni kendisi de Detroit'te daha çok top kullanması, hücumda daha etkin olması gerektiğinden bahsetti. E Grant böyle bir oyuncu mu ya da onu artık menajerimi gazladı bilmiyorum ama kesinlikle böyle bir oyuncu değil. Yani kendisi de bunun farkında değil bilmiyorum. Ya da belki işte şey mi düşündü ya pff, daha tam da hype dönemimdeyim 26 yaşındayım bir denesem mi belki de patlayacağım ve inanılmaz biz bundan sonraki 3 sene sonra belki de full kontrat alacağım herkes beni görecek gazına mı geldi bilmiyorum. Ama bir anda her şey onun yine onun da Abi cap space boşaltacağız seni bir yollayalım biz 20 milyon çok kaldı sana oyuncu sahne de gelebilir. onda o zaman ne olacak playoff'da sadece savunma peşinde koşan takımlar o zaman ardına düşecek. Çok iki ucu keskin tam bir Blade Runner sözleşmesi yaptı. Bakalım ne olacak göreceğiz ama Grant bence hata yaptı. Hele de Detroit gibi göz ağrı edilen bir takıma giderek tatsız. Onun dışında Detroit zaten ne yaptı hiç anlamadık. Mason Plumlee 3 yıl 25 milyon verdi. Jail Okafor'la anlaştı. Josh Jackson 2 yıl 10 milyon verdi. Leangelo Ball'la Exhibit 10 sözleşmesi yaptı. Minimumdan sözleşme yaptı. Her an çift taraflı sözleşme de çevirebilir. Exhibit 10 sözleşmesi. Dylan Wright geldi. Zana Musa geldi. Rodney McGrath'ı ve Dwayne da takaslarla geldiler. Ya yani takımla ilgili söyleyecek hiçbir şey yok. Detroit zaten hani Black Griffin de ne yapacağı hayra alamet. Bir noktada takas olur mu ama Black Griffin 36 milyonunu zaten e, bu riske girecek takım pek göremiyorum. Belki Derrick Rose sezon içerisinde e, bir takassa konu olabilir. Detroit'ten hem de kendisi kurtulup yine playofflarda katkı verebilecek bir takıma gidebilir. Ama onun dışında Detroit tam bir çorba oldu. İzlerken ne göreceğiz Cidden çok merak ediyorum. Ne hedeflediklerini de çok merak ediyorum. Ha bu arada tabi ellerindeki en iyi asetlerden biri olan Christian Wood'u da kaybetti. O da Houston'a gitti. Onu da Houston'da konuşacağız. Bruce Brown Nets da Nets'e gitti. Ondan Nets'te bahsetmiştik. Evet gelelim Golden State Warriors'a. Mercimeğin faydalarına. Aslında burada Golden State Warriors, Houston Rockets, Washington Wizards. Üçlüsünü beraber konuşacağım. Hatta oradan da LA Clippers'a bağlayacağım. Bu 4-5 takımı bir arada konuşmamın nedeni ki Lakers'ı da buraya ekleyebilirim. Nedenini şimdi anlayacaksınız. Houston'la başlarsak. John Wall ve Russell Westbrook takası zaten gündeme çağ at diye, pa diye oturdu. Konuşuluyordu olacak mı olmayacak mı? Hatta iki GM başta bir kere konuşmuşlar sonra bir daha hiç bu konuya girmemişler. Sonra da hadi abi yapıyoruz yapalım ya falan deyip böyle rakı masasında takası yapmışlar. Tabi Canvol'un e, yanında e, korumalı ilk, ilk turda korumalı pikler ikinci turda korumasız pikler de geldi Hüsnü ama bilmiyorum onlar uzun vade işe yarayacak mı göreceğiz. Şimdi burada kim kazançlı derseniz ben bir kere bir Canvol olarak olarak <laughs> Canvol gibi bomboş bir oyuncudan hiçbir şey beklemeyen biri olarak e, Houston'ın zaten e, takım sahibi çerçevesinde ne kadar yoldan çıktığını konuşmuştuk. Berbat ettiler işleri. Daryl Morey zaten biraz da bu yüzden ayrıldı. E, Russell Westbrook takası Daryl Morey'nin zaten hiçbir e, şey katkısı yokmuş. Orada işleri karıştıran tamamen Fertitta'ymış. Falan filan derken Houston kendini mahvetti. Takım sahibinin elinde bayağı oyuncak oldu. E şimdi Silas da geldi. E, Onunla ne yapacaklar? O da Harden'ın su kaynatmasıyla beraber hepten kafası karıştı. Bir kere burada karlı takım kesinlikle Washington. John Wall gibi bir sözleşmeye sahip oyuncudan kurtulmuş olmaları Russell Westbrook gel gelmesine rağmen mükemmel. Çok temiz. Bir kere takdir ediyorum ki Russell Westbrook'u az seven biri olarak. Ama şunu da ekleyeyim. Ee, geçen sezonun yani bu sezon bu yılın Şubat ayındaki Russell Westbrook'la playoff'lara sakat Russell Westbrook arasında ciddi bir fark vardı. Çünkü o Russell Westbrook %60-65 çember bitirmeleriyle oynayıp üstüne başka bir çehre kazandırmıştı ki kısa Rotasyondaki Houston'ı bayağı ileri taşıyordu. Playoff'larda onu göremedik. Eğer sağlıklı kalacaksa bu aşamadan sonra... bir yılla beraber Washington'da bambaşka işler yapabilirler. Çok merak ediyorum. Onu bir göreceğiz. Ama John Wall'la Houston ne yapar? Çok açık söyleyeyim bir bok yapamaz. <laughs> bunu, da, bunu da çok net söyleyeceğim. Houston'larda hiç alınmasınlar. Vallahi üzülün bence ağlayın köşede sessiz bir şekilde üzülüp ağlayabilirsiniz gerçekten herhalde tarihin en kötü hamlelerinden biri ama artık kurtulmak da gerekiyordu zaten bu takas olduğu anda arkadaş çevremde de genel ortamlarda ama tabi abi hardında gidiyor artık konusu gelmişti dün itibariyle de ben bu videoyu ayın 9'unda kaydediyorum dün itibariyle de hardında ya beni takas edebilirsiniz ya çok şey yapma yani Philadelphia olur başka bir takım olur Contender bir bakın ama hani öyle küçük takıma da gitmem. Yani çok şey yapmayın. Yani, bir contender mont, contender montender bir şey çıkarsa oradan çözün beni deyip takasını istedi. Ee, e, bekleniyordu dediğim gibi. Peki kim olacak? Kim olabilir? Kim alabilir? E, kim hamle yapabilir? Konuştuğumuzda hemen hızlıca aklıma gelen takımları şöyle bir dizdim. Philadelphia Clippers, eee Bulls, Golden State, Milwaukee Bucks. Şimdi hemen itiraz etmeyin. dinleyin. Peki Hard'ın istemeyeceği ama takas potansiyel olabilecek takımlar Indiana, Minnesota, Memphis, New Orleans ve New York. Ama bunların hiçbirini Hard'ın istemeyecektir deyip eledim zaten. Bucks tarafında elinde Middleton dışında bir aset yok. Çok isteyebilirler ama ellerinde verebilecek bir şey yok. Onlar da orada nedendiler. Ee, Bulls çok arada. Ellerinde çok fazla genç aset var. Hepsini de verebilirler. Ee, Hard'ın için denemeye değer bir anda artık Bulls'a bir patlama kazandırabilir. Bir yeme kazandırabilir. Abi yok biz böyle devam edelim. Gençlere güveniyoruz. Biraz onlarla gidelim. Zaten Rebuild'a devam edeceğiz. Çok da bir beklentimiz yok ligden de diyebilirler. Harden de istemeyebilir. O yüzden Bulls böyle tam arada onlar da eleniyor o yüzden. Ve geriye elimizde Philadelphia, Clippers ve Golden State kalıyor. Şimdi Clippers'tan başlarsak Clippers tarafında şimdi Paul George'um. Şimdi Kawhi evet bir sıkıntı yarat ama Kawhi kendini kanıtlamış tarafta. Yani şampiyonluk olarak Clippers'ta oyuncuları sahada biraz lider olarak değil ama oyun olarak ikna edebilecek tarafta. Paul George ise oraya yaklaşamıyor şu anda. Ve takım arkadaşları tarafından da çok sevilmiyor. E, belli ki o da kavay olmaya çalışıyor. Oraya geldiğinde onun seviyesine çıkmaya çalışıyor. O da diyor ki sen kavay değilsin diye tepki çekiyor belli ki. Paul George'tan kurtulmak ve Harden'a geçmek ve yanında belki bir iki oyuncuyu daha verip Belki Lou Williams gibi Lou Williams'tan da çıkmayı düşünüyorlardı çünkü bir noktada. Lou Williams ayrılmayı düşünüyordu. Ee, i̇yi bir hamle gelebilir. Houston da yoluna bakar. Yani en azından John Wall ve Paul George gibi biraz daha pozisyon olarak sahada mesafe, aralarına mesafe koyabilecek iki oyuncuya sahip olurlar. Bu bir iyi bir hamle. Bence mantıklı. Olmaması için hiçbir neden yok. Golden State tarafı çok ilginç. Burada aslında yakın bir dostumla da bunu tartıştık. Şimdi Wiggins var elinde. E, Wiseman var. E, ama şimdi Wiseman'ı draft hakkı olarak vermedin, seçtin. Bilmiyorum bir noktada vermek isterler mi? Onun dışında Clay var. Onun dışında Wiggins var. Şimdi Clay sakatlığından dolayı bir sene oynamadı ama tabii ki takım için, lig için çok değerli bir oyuncu hala. Bence %90'dan aşağı dönmeyecektir. %100 dönemese bile. Son aşı sakatlığından sonra. Ama işte şu anda ciddi bir luxury seviyesine giren ki sene sonunda düşme ihtimali yüksek cap space'ine artma potansiyelinden girse bile acaba Clay, Wiggins ve belki draft hakkı verip belki yanına da işte bir şeyler daha ekleyip Harden'a gitmek isterler mi? Şimdi ellerindeki asetleri iyi. Houston için de çok iyi bu arada. Çok iyi karşılayabilecek. Hem kanatta hem de şutör olarak karşılayabilecek ki Wiggins her ne kadar dengesiz bir oyuncu olsa da Houston'ın şu ortamından belki de çıkabileceğin temiz hamlelerden biri. Ha ben bunu yapar mıyım yapmam. Açık söyleyeyim ben Clay'ı hayatta yollamam. Yani bugün GM olsam ya da Golden State takım sahibi olsam o, o bizim evladımız falan diye <laughs> böyle kesinlikle dokunmam. Ama kağıt üzerine baktığımızda olmaz mı? Niye olmasın diyebileceğimiz bir takas. Diğer konu da Philadelphia. Philadelphia'da tabii Daryl Morey şunu çok net açıkladı. Ben kesinlikle dedi Simmons ya da Embiid'i vermeyeceğim. E şimdi Simmons ve Embiid zaten denklemden çıktığı anda Houston'ın e, burada çok bir heyecanı kalmayacaktır. Ama ne verebilirler? Tobaya serisi masaya koyabilirler. E, birkaç genç daha koyabilirler ya da draft takları koyabilirler ama ne kadar yanaşırlar bilmiyorum. O yüzden Philadelphia'nın elde burada daralıyor. Ama eğer biraz ekstrem düşünelim. Hadi uçuk bir şey düşünelim dersek ben olsam ki bunu daha önce de belirtmiştim Simmons'ı tutarım Embiid'i takasa malzeme ederim olabildiğince birebir bir takasla çözebilir miyim diye bir kurcalarım bu ne Katar Philadelphia? bunu tabi uzun uzun konuşmak lazım ama hani en azından eğer Embiid Simmons ikilisinin sağdaki konumlanmasını çözemeyeceksek sağdaki paylaşımı çözemeyeceksek Embiid Harden konusu daha mantıklı hale gelebilir çünkü ikisi farklı işlerde çok iyiler. Bir açık sahanın uzmanı, diğeri yarı sahanın uzmanı. E, bu, bu, çok mantıksız durmuyor Philadelphia için. Bu düşünülebilir. Bilmiyorum Daryl Morey şu an böyle diyor ama hayatta vermem diyor ama bir hamle gelir mi? Dark Rivers buna ne der? Bakalım göreceğiz ama Houston için işler çok değişti seneye. Bambaşka bir Houston göreceğiz. Houston izlemekten zevk alan bir, o kişiydim ben aslında ama Can varken Houston ne kadar izlerim ne kadar konuşuruz. Ta, tabi tabii bir iki çıkar kesin ama gözlerimiz kanayacak. Bakalım. Onun dışında evet Harden'ı John takasını konuştuk. Hemen diğerini de ekleyeyim. Christian Wood'la 4 yıl 85 milyon anlaştılar. Bence çok iyi bir hamle. Christian Wood'a almaları esnek uzun olarak çok iyi bir potansiyeli var. Şutu da var. Faydası olacaktır. Özellikle uzun vadede Houston için. Ki Houston biraz da buradan uzun vade düşünüyor bence. Yani Vol geldi ama Canvol Vol zaten bir noktada e, kurtulabilecekleri ya yani çok dertti. Zaten biz yapılanacaksak 2-3 sene çekeriz diye düşünüp Harden'ın çevresinden gelebilecek, Harden ın takasından gelecek genç oyuncuları entegre edip sonra da oradan birkaç hamleyle Vol sonrası döneme geçebilirler. Fena olmaz. Burada işte Cousins'la da bir yıl anlaştılar. Robert Covington da Portland'a gitti. Bu biraz anlamsız. Covington tutabilirlerdi aslında. Onlar için bu geçiş sürecinde bile çok fayda olabilecek bir oyuncuydu ama belki de Covington istemiştir bilmiyorum ama Portland burada çok iyi hamle yaptı. Portland'ı özellikle konuşacağız. Wizards'a geçersek. Wizards da tabii e, Wall'dan kurtuldu. Zaten bir yılda Wall'un çok yani özellikle bir yılın çok Wall'la oynamak istiyor gibi bir hali yoktu ki. Wall konusunda şunu da açalım. Wall'da e, Off season'da zaten berbat görüntülere düştü. Yani yasa dışı madde kullanırken videosu düştü. Orada sanırım bir ö, bir e, sokak çetesinin işaretini ne yapmıştı tam hatırlayamadım şimdi ama ya biraz böyle saha dışında da rahatsız edici, mutsuz edici, insanları gerici bir havaya büründüğü için Can Vol e, muhtemelen bir yıl sahada da rahat edemiyordu onunla. Belki bir yılda da konuşulmuş ya biz sana güveniyoruz sen de bize dedik oldun ya biz sana de sahadasın yani Vol sahada da değil. Yani evinde sakatlanmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Sağda da değil yani. E, Tendonunu evinde düşerek koparmıştı kendisi. Onlar için çok avantajlı. Bir yıl için de çok avantajlı. Ra Russell Westbrook yeniden e, kendini göstermek için çabalayacaktır. Tabii bu tehlikeli. Çok dengesiz bir hale getirebilir ama zaten Washington için çok şey değil. Biraz daha orada e, tehlikeli takım hüviyetine bürünmeleri bak ya yani değil ama tehlikeli takım hüviyetine bürünmeler onlar için daha iyi. en azından biraz seyir zevki görebiliriz. Ha burada bu arada tabii Washington'a geçtik. Bertans'la yeniden anlaştılar. Ee, onun anlaşması çok kritikti. Bertans tutmaları çok kritikti. Dene ye, ye de 2 yıl 9 milyon aldılar. Avrupa'dan gelen bir oyuncu. Euroleague'de çok detaylı izleyemedim yakın dönemde ama eskiden yani son dönemde ama önceden izlediğimde potansiyelini Kesinlikle sahada belli eden bir oyuncu. Onda ne yapacağını çok merak ediyorum. Bakalım göreceğiz. Şimdi buradan Clippers'a geçeceğim ama Clippers'a geçerken tabii Harden çerçevesinden geçtim biraz. Burada ne yapacaklar, neye karar verecekler çok önemli. Clippers tarafı eğer Paul George'dan çıkacaksa çok iyi hamle gelebilir. Yani bu hamle özellikle de Ibaka sahadayken Harden sahadayken Kavai sahadayken çok daha fayda olabilir. Çünkü Ibaka gibi bir oyuncu aldınız. <laughs> Bu bir kere çok değerli. Yani ben e, playoffların Denver serisini hatırlayın. Dark Rivers'ın son maçtaki panik hali oraya işte herkesi koyuyor. Yani elindeki ne kadar işte J. Michael Green, Montrezor Harald, hadi sen geç, Zubat sen geç. Yok olmadı. Çözemediler yani. Ne savunabilirler ne hücum edebilirler. Ve dediler ki aa bizim esnek bir uzuna ihtiyacımız var. Zaten biz de kısa kapışacaksak oho çok işimiz var yani deyip Ibaka'yı aldılar. Bu bir kere çok net çok yerinde bir hamle. Ama işte Paul George Kawhi ikilisi bu kadar idman seçerek bu kadar sahada e, kafalarına göre oynayacaklarsa yine iki, iyi bir ikili olmayacaklar Ibaka için. Ibaka da zaten çıkıp 38-40 dakika oynayabilecek bir oyuncu değil. Bunu da düşünmek lazım. Ya yani sezonda daha çok dinlenecektir eminim ki. Playoff'larda daha çok oynayacaktır. O yüzden hani onların burada tercih çok önemli. Ben olsam bu takası yapardım. Yani Hard'ını almak şu aşamadan sonra Clippers için kesinlikle çok karlı olurdu. Houston'da ben kabul edeceğini düşünüyorum. Ibaka dışında Nikola Batum'u aldılar 1 yıl 2,5 milyon. Batum zaten <laughs> eski 2 e, sezon, 3 sezon gösterdi. Çok yönlü oyuncu potansiyelinin ekmeğini 3 sene, 4 sene boyunca hiç oynamadan çıkardı. Parasını da kazandı. Yolu açık olsun. Artık yatırımını yapar. Manhattan'da dairelerini falan almıştır umarım. keyfi yerindedir. Parasını saymıştır. Katlamıştır. En kötü Türkiye'de faize koyabilir. Fena faiz getirmez. Marcus Morris de 4 yıl 64 milyon uzattılar. Bu da iyi bir hamle. Reggie bir yıllık anlaştılar ki burada başka kısalar alıyordu, arıyordu Clippers. Bulamadı. Mecbur Reggie yeniden anlaştılar. Hayırlısı. J. Michael Green, Montrezor Haller, Harold e, ve Shamet'i kaybettiler. Açıkçası Harold'la anlaşma ben üzülmedim. Bir Clippers'ta olsam Harold'ı tut ki bunu Lakers tarafında da konuşacağım. Harold'ı tutmam. Harold'a bir de büyük para vermemeleri gerekiyordu. Harold e, onların ihtiyacı olan oyuncu değildi açıkçası. Hiç fena olmadı. Diğer oyuncular da çok onlar için önemli. Yani Green'i tutsa evet esneklik olarak iyi olabilirdi ama orada Denver iyi bir hamle yapıp ellerinden aldı. Clippers'ın ana sorunu sağ dışında sağ içindeki sorunlar zaten sağ dışı çözüldüğünde çözülecek. O zaman bu takasların de yer değiştirmelerin free agency'nin önemini göreceğiz. Evet geldik geçen senenin şampiyonuna Los Angeles Lakers. Lakers bomba gibi girdi aslında. Schroeder aldı. Bir yıl 15,5 milyon zaten şeyi kalmıştı, kontratı kalmıştı. Tek yıl kontratını aldılar. Hem de bayağı bedavaya geldi bir draft hakkına Birkaç bir, bir, bir birkaç dolar bir neyse hatırlamadım ama be bedava diyelim biz ona. Harold geldi 2 yıl 19 milyon West Matthews geldi 1 yıl 3.6 milyon Mark Gasol geldi 2 yıl 5.26 milyon Markif Morris'ta yeniden anlaştılar 1 yılına 2.3 milyon KCP 3 yıl 39 milyon ki KCP bence kesinlikle hak etti Anthony Davis bekledi 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 sözleşmeyi yeniledi 5 yıl 190 milyon hemen öncesindeki günde Davis uzatma önceki günde de LeBron James 2 yıllık extension anlaşması yaptı. O da 2 yıl 85 milyon değerinde. Dwight Howard'ı Sixers'a Danny Green'i Sixers'a üçlü takasla beraber Ceval McGee'yi e, ee, Cavaliers'a ha pardon tabi burada şurada gelirken üçlü takasla onu atladık. E, Green üçlü takasın malzemesi olup Philadelphia'ya gitti. Philadelphia Horford'u yolladı. O da büyük başarı. onda da Philadelphia'da konuşacağız. Lakers da aldı. Maggie Cavaliers'a gitti. Rajan Rondo'yu da Hawks'a kaybettiler. Kaybettiler denir mi? Yani playoff için faydalıydı ama uzun vadede Shroder geldiği için çok da önemli değil. Şimdi burada ana konu Montrezl Harrell ve Gasol zaten tak transferleri. Üzerine tabii e şeyi kaybettiler. E hemen de adını unuttum. için. Avery Bradley'i kaybettiler. Avery Bradley'nin kaybı Yine kapanır sıkıntı değil ee, ama shooter tarafında Green'in gitmesi her ne kadar playoff'larda kötü oynasa da Wesley Matthews da size Green'den az saç yoldurtmayacaktır Lakers'lar. Şimdiden söyleyeyim ki Wesley Matthews eski halinden her geçen gün daha da uzaklaşıyor. Ama yine de o fiyata hiç fena değil. Ama önemli olan dur, şimdi Harrell'a bir gelelim. Harrell'ı özellikle playoff döneminde belki de en kötü haliyle gördük. Yani ikili sıkıştırma deneyip saçmalamaları, Clippers... Boyalanın alanın dışından biraz uzaklaştığında savunmasının düşmesi. Hücum tarafında zaten e, şutu vesaire hiçbir şey olmadığı için boyal alandaki hırçınlığı, rebound mücadelesi, hücum rebound force etmesi dışında hiçbir özelliği yok. Bir de pick and roll'de kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu haliyle tek başına 5'e koyduğunuzda hiç mutlu etmiyor sizi. Bir kere bu açıda ben Clippers'ın çok para vermesini kesinlikle yanlış bulduğum bir oyuncuydu. Ama şimdi Lakers tarafında ne olabilir? Bir elinizde Davis var. Davis ve Harrell'ı yan yana kullanacaklar belli ki. Çünkü özellikle Davis'in savunma yıpranmasından mutsuz olduğunu artık sezonda biliyoruz. Playoff'ta eminim ki geçecektir. Ee, sıkıştığında kendisinin geçmesini anladı artık. Umarım ağlamaz. Şampiyonluk geliyor çünkü boru değil. Ama işte ikisi yan yanayken katkıları nasıl olur? Şimdi Davis çemberden uzaklaşabiliyor. Harrell yakınlaşabiliyor. Davis e, drive edebiliyor. Davis çıkabiliyor. Harrell ama hep yakında. Ama pick olarak fena değil. Güçlü bir oyuncu. İkisinin LeBron James'in de katılımı bu üçlünün hareketi e, içerideki rotasyonu böyle bir su gibi hareket edebilecek şekilde planlarlarsa kendi aralarında özellikle geçiş ucumu çok oynayan bir takım Lakers e, Montezer Allen'ın trailer geldiği Davis'in trailer geldiği anlar Yarı sahada geçişten sonra heralın hemen erken devrilip çembere çok güçlü gidebileceği anlar Davis'in dışarı çıkıp oraya açıp. Bu anlar çok güzel. Yani kağıt üzerine güzel gözüküyor. Böyle bir uyum yakalanırsa. Ama şu olursa çok tatsız olur. Yani abi biz işte yani uzun oynamayacak hiç. İkisi bir dışına Gasol'ü de koyacağız oraya. İşte Gasol, Harald falan oynayacak. Bir uzun. işte Gasol, Davis bir şey yapacağız falan. Bunlar tatsız. Ya buradan ne çıkar? Davis'in tek uzuna geçmediği anlardan ne çıkar? Hani burada Davis Morris ikilisinin ya da Davis, LeBron James ve 3 kısanın oynayacağı rotasyonlar esas şampiyonluğun playoff finallerinin kilidi, anahtarı pardon. Oralar biraz tatsız gözüküyor. Yani oraları nasıl çözerler, ne yaparlar bilmiyorum. Ee, umarım öyle o tip zorlamalara düşmezler. Ama tabii şu da var. Şimdi baktığımızda Schroeder'in tekli sözleşmesi var. Wesley ve Tunes'la iki yıllık, bir yıllık yaptılar. Schroeder'in dediğim gibi bir yılı var. Gasol iki yıllık anlaştı. Ama o da çok dertli, çok düşük fiyatta. Yani burada bir hamle alanları var. Ne yapacaklar? Özellikle bu sene de eğer şampiyon olursa tabii onlar da Yanis'in peşinde olacaklar. Özellikle de tabii LeBron James sonrası Davis Plus işte Yanis ya da kim artık olursa olacaksa ki orada yine 25-26 yaş civarı birini bulmaları çok kritik ki Davis'in sözleşmesiyle beraber ki Davis'in son sezon 2025 sözleşmesi oyuncu opsiyonlu bu süreci böyle sumut kaygan şey böyle yağ gibi geçebilsinler onlar için bu sezon daha da kritik oldu bence geçen sezondan yani Lakers bir iki kayıp birkaç güzel hamleyle hatta birkaç değil çok iyi birkaç hamleyle geçtiler. Bu sene de şampiyon olurlarsa Lakers'tan iyice korkmak lazım. Çok acayip yerlere gidebilirler. Ben açıkçası korkuyorum. Özellikle takımlar zaten playofflarda sağdaki tek uzun Davis'i gördüklerinden bence çok ürktüler. o yüzden de hep hamleler ona göre geldi. Artık piyasadaki Draftlarda bile bunu hissediyoruz. Yani ya bu adam Adebayo'ya benziyor alalım. Ya bu herif biraz Davis gibiymiş kapalım. İşte o Oklahoma Pokushevski aldı. Birazdan bahsedeceğim. Yani ulan böyle bir adam var bunu çekelim. Gibi konulara çok daha eğilmeye başladılar. Güzel, güzel oldu ama umarım Davis bunun farkındadır. <laughs> umarım farkındadır da Lakers'ı bu sene de finale götürebilir. Ama dediğim gibi Lakers bu sene bu playoffları iyi yaşadı. E, Free Agents dönemi çok iyi yaşadı. Ama benim daha da beğendiğim bir takım daha var. O da diğer finalist Miami Heat. Miami Heat neler yaptı? Hemen bakalım. Mo Hartless'ı 1 yıl 3.6 milyon. Avery Brady ile 2 yıl 11.6 milyon. ikinci yıl takım opsiyonunu. Dragic ile 2 yıl 37.5 milyon. ikinci yıl takım opsiyonunu. Adebayo extension verdiler. 5 yıl 163 milyon. Kesinlikle hak ediyordu. Hiç tartışılacak bir yanı yok. Ligin belki de Davis'ten sonra en değerli oyuncularından biri. Myers Leonard'da 2 yıl 20 milyon. ikinci yıl yine takım opsiyonunu anlaştı. Takım opsiyonlarını özellikle okudum. Çünkü bu 3 oyuncu artı Igadala. Igadala'nın da 2021-2022 için takım opsiyonu var. Toplam cap space buradan neredeyse 45-50-55 milyonlara kadar çıkıyor. Ve Butler'ın sözleşmesi 2022-2023 yılına kadar. Ee, yani bayağı yayla gibi yaylalar diyarı Karadeniz yaylaları gibi böyle bir cap space'leri olacak. Yanına da zaten Hero gibi, Dunker Robinson gibi, Nan gibi zaten ucuza oynatabildiği çaylakları, kısaları, gençleri vesaire de var. Bu konu, bu plan çok iyi. Olinik'in de bu arada söz sözleşmesi bitiyor. 12 milyonluk sözleşmesi sona erecek. Çok acayip. Yani burada Yanis için ya da başka diğer bütün free agency'ler için Miami'leri çok kuvvetli. Bayağı kuvvetli ıı, gelecek sene. Ve bu seneyi de boş geçecek geçmeyecek şekilde inanılmaz iyi toparlar bence. Tek sıkıntı Jay Crowder kaybetmeleri o üzüntülü. Yani Crowder bu takımın savunma derinliğine çok büyük katkı veriyordu. Özellikle de işte Lakers gibi büyük bir takımla eşleştiğinde LeBron James savunması Davis switchlerine katkı verebilecek çok net bir oyuncuydu. Onu kaybettiler ama kısa savunmasına iki katkı geldi. Mo Harkless, Avery Bradley katkıları geldi. Leonard'la anlaştılar ama Leonard hani e, zaten sezon idaresini ikinci yıl takım opsiyonlu şimdi bir uzun riskine çok da giremediler. Yani çok da biri yoktu piyasada zaten. Yani bu da mantıklı ikinci, ikinci yıl takım opsiyonlu olduğu için. Derek Jones Jr.'ı da Portland'a kaybettiler. Miami bence yine bu dönemin, bu free agency döneminin en temiz çalışan GM olarak en te, en temiz çalışan takımlarından biri. Çok takdir ediyorum. Hiç abuk subuk bir kontratları yok. Takım opsiyonu anlaşmaları çok iyi. Mükemmel. Miami yine bu sene bence heyecanlı izleyeceğiz. Ki onlar da geçen senenin tesadüf olmadığını vurgulamak için bence e, bayağı kasacaklar bu sene. Bakalım neler olacak. Buradan da Bucks'a geçeceğiz. Bucks'ta işte işler çok karıştı. Ee, yani evet ya yani Antetokounmpo'nun bir extension'a ikna etme çabası vardı. Ama şu ana kadar bir sözleşme imzalanmadı. 9 Aralık ta tarihi itibariyle imzalanmayacak gibi de duruyor açıkçası. Hatta burada Davis'in işte Yanis'i e, beklediği, Yanis'le görüştüğü dedikoduları çok çıktı. Yanis ne yapacak? Ben de ona göre karar vereceğim. E şimdi Davis uzatınca hemen zaten dedikodular patladı. O tam Yanis de geliyor falan tarzı. Ama tabii Yanis hani geliyor oradan çok Lakers'a. Yanis Bucks'tan ...ne bekliyordu, neyi alamadığı konuşmak lazım. Aslı Bucks çok iyi başladı. Jury Holiday hamlesi... ...ya takasa başladılar, Blesso'dan kurtuldular. Muazzamdı. Tabi burada George Hill'i de kaybettiler ama... E, ...Holiday'i getirmek çok iyi. Çünkü Holiday belki de... ...bu e, Free Agency'nin, bu takas döneminin... ...en önemli kısa parçalarından biriydi. Hem savunmacı hem hücumcu olarak. Mesela ben işte Portland'a, Denver'a... Lakers ya kim olursa olsun ya bu takımların hepsine çok katkı sağlayabileceğini düşündüğüm bir oyuncuydu. Bak aradan kaptı. Hemen üstüne Bogdanovic dedikoduları çıktı. Oldu bitti dendi. Sonra ama NBA dedi ki dur kardeşim daha açmadık sen ne yapıyorsun? Temper mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Dur bakayım sen daha hayırdır Şşt falan dedi. O iş yattı. Zaten Bogdan dedi ki ya size ne oluyor? Ben ...tamam sign and trade'im olacağım. Benim işim gücüm var. Ben başka takıma gideceğim. Siz hayırdır bana sormadana getirdi. Büyük patladılar. Eğer Bogdan olsaydı bile yani ikna olur muydu bilmiyorum ama biraz daha yaklaşabilirdi. Bogdan'ı kaçırmalı çok tatsız oldu. Üzerine de burada çok fazla esnek uzun peşinde koştular. Ibaka onlar için de döndü. Harald'ı muhtemelen düşünmüşlerdir. Çok esnek bir uzun olmasa da. Ama oralara da hiç giremediler ve orada berbat bir hamle geldi ve Bobby Portis aldılar. Yani evet Portis kağıt üzerinde bir oyuncu ama ...sağda kesinlikle bir et beyinli. Yani bir de hala Lopez var elinizde. Uzun rotasyonu berbat durumda şu anda. Ee, maalesef Milwaukee Bucks'ın. Ve playofflarda üstüne basa basa 25 kere söylememize rağmen yani Lopez'de Middleton'la işte ne bileyim şimdi gelecek Bobby Portis'le bu savunma özellikle de boyalı alan savunması switchler olmayacak olmayacak derken bir de üzerine arka alan savunması çökünce baksın zaten Miami ...serisini kaybetmesi... ...kaybetmesi kaçınılmaz olmuştu. Bu konuda da çok net fikir belirtmiştim zaten. Maalesef... yani tutabilecek hamleler değil bunlar. Evet, Blesso'dan kurtulmak çok iyi. Wesley Matthews'dan zaten çok bir şey alamamıştınız. Robin Lopez... ...zaten Brook Lopez'in... ...dinlendiricisi dışında hiçbir şey değildi. E Corvur'la Ersan'ı attınız zaten. Onlardan da artık bir şey gelmeyecek. Ama geri kalan gerçekten çok kötü hamleler. Holiday dışında... E şimdi bir anda Holiday de tatsız. Bir anda <laughs> Yanis de giderse... ...gelecek sezon Middleton'la Holiday kalacak. Ha Middleton'ı ben açıkçası tek başına izlemek istiyorum. Çünkü özellikle Yanis sakatlandığında... ...Middleton'ın daha böyle at koşturduğu bir anda... ...çok daha yükselen bir ivmesi olduğunu gördük. O biraz onu istiyor belli ki. Yani biraz daha Hayward gibi takılmak istiyor. Ama Hayward'dan daha iyi bir şutur. Çok daha iyi bir şutur. O yüzden onu bir tek görmek... İlginç olabilir. Yani Drew Holiday, Middleton ve Yanis giderse oraya alınabilecek birisi daha belki bir bir kanat daha ya da bir uzun daha. Bir anda baksın evet o şampiyon adayı baksadan uzaklaşacak ama bir anda baksın çehresini çok değiştirip farklı bir yerde getirebilir. Bir görmek lazım hemen çöpe atmayalım ama tabii Yanis konusu söz konusu olunca işler çok değişiyor tutabilecekleri hamleler olmadı maalesef ama hemen ekledim DJ Agustin eklediler ee, kısa rotasyon için bence gayet iyi Orlando'da çok iyi iş çıkarmıştı son iki sezon Nick Stauskas aldılar büyük şutör olacağı beklenirken henüz hiçbir şey gösteremeyen Nick Stauskas boy portisi söyledim Pat Cunnington 3 yıl 16 milyon anlaştılar onun dışında Blesso, George Hill, Wesley Matthews ve Robin Lopez'i kaybettiler bakalım onlar için belki de en sancılı en e, sinir bozucu en kıl sezonlardan biri olacak. Göreceğiz. Minnesota'ya geçiyoruz buradan. Minnesota tarafında ise üçlü takasla ilginç hareketler oldu ve e, yıllar önce Minnesota'dan ayrılan Ricky Rubio Minnesota'ya geri döndü. <laughs> Oklağma üzerinden gelen takasla Anthony Edwards'ı bu arada drafttan çektiler. 2 yıl 20 milyon sözleşme verdiler. Yuan Çağrı'ndan Gomez'e 3 yıl 21, 21, milyon anlaştılar. Malik Bizzi ile 4 yıl 60 milyon anlaştılar ama muhtemelen hapse girecek galiba. <laughs> ya da ya da ciddi ceza alacak kendisi abuk subuk işler yaptığı için. James Johnson'ı da Oklahoma takası, üçlü takasın parçası olarak Dallas'a yolladılar. Minnesota çok ilginç bir hale geldi. Burada e, Anthony Edwards gibi potansiyelli bir çaylak. Onun yanında Ricky Rubio, D'Angelo Russell. Malik Bizli gibi potansiyel gösteren ama ne yapacağı işte sağ dışında e, oynak birisi. Karantin Towns artık prime'ında 25-26 yaş geldi. Artık patlaması ve artık bir şeyleri göstermesi gerekiyor. Josh Hockey ya da işte Jared Culver gibi yine potansiyel olan oyuncular var. Minnesota ilginç bir hale geldi. Burada zaten Sanders'ı babasından daha çok beğeniyorum açıkçası. Şu an çok iyi bir coaching örneği veriyor. Minnesota'da tatlı da bir hava yakaladı. İlginç bir takım oldu Minnesota. Ben merak ediyorum. Özellikle de hani o Wiggins'ten kurtulduktan sonra ilk kez değerli toplu. Herkesin devreye girebileceği bir Minnesota izleyebiliriz. Ee, daha da işte hem Ricky Rubio'nun hem de e, D'Angelo Russell'ın olması. Belki D'Angelo Russell'ı biraz daha skorer tarafına yönlendirecek. Bakalım göreceğiz nasıl bir Minnesota olacak. Ben açıkçası biraz heyecanlanıyorum. Yani Atlanta, Denver, Denver'dan sonra Minnesota'yı da sahada izlerken galiba yani hoşuma gidecek dediğim takımlardan biri oldu. Burada da işte as asıl eleştiri oklarımdan birinin saplanacağı New Orleans Pelicans. Ya abi niye Adams aldınız ya? Stephen Adams'ı niye aldı bu takım? Yani bayram değil heran niye aldınız? Ki ben de bu arada <laughs> yani sezon arasında hazırlamaya çalışıyordum ama henüz bitmedi video kesmekten. Yani Zion Williamson neden 5 oynamalı e videosunu yapacaktım. Onun üzerine Steven Adams geldi takıma. Ha, ah, ya tabii ki bütün maçı, bütün sezonu 5 oynasın değil burada demek istedim. Yanlış anlaşılmasın ama zaten kritik anları, playoffları, zor maçları, devre sonlarını, maç sonlarını Zayn Williamson'ı 5'e çekmenin ne kadar avantajlı olduğunu geçen sene birçok maçta gördük. Hele de ile yan yana geldiğinde bile. Ya burada e, zaten bir alan açma sorunu da vardı. Şimdi Steven Adams, Zion Williamson Ingram işte artık kim gelirse oradan Alonso, yani Lonzo Ball, Redick bilmiyorum. Ee, şimdi Joel de ayrıldı. Bir de Blesso'muz var. Ya kısa rotasyonu zaten sağa sola oynuyor. Yani Blesso, Lonzo Ball kısa rotasyonu evlere şenlik. Ne olacağını bilmiyorum. Şimdi topu yönlendirme tarafında Zion Williamson'ın pas yeteneği ve vizyonu zaten ortada. Özellikle de boyalı beslemesi açısından ama boyalı alanı beslerken oradaki uzunun alan daraltmasını istemiyordu aslında. istemiyorduk Ben de istemiyordum. Daha da doğruydu çünkü bu. Kimi istiyorduk biz orada? O hareketlenip ağırlık merkezini boyalı alan çevresine çektiğinde Ingram'ın hareketi, J.J. Reddin hareketleri, Melly'nin şut, şut açısına geçmesi. Bunlar da yani o ağırlık merkezini çekip bütün dışarıyı besleyebilecek de. Şimdi oraya Dave, e, Steve girecek. Çıkamıyor zaten oradan. Yani orta mesafe dışında da zaten çok kullandığı bir şutu değil. E çıkamıyor da oradan. İyice tıkanacak. Bu sefer ne olacak? Daha da böyle e, alan yoğun olacak. Zayn içinde yoğun olacak. Daha çok yıpranıyor. Drive at derken de dışarıdan içeri daha çok yıpranacak. Yine strun edim Bilmiyorum bence çok kötü bir hamle oldu. E, anlıyorum. Rakip uzunlar, büyük uzunlar geldiğinde... ...iyi bir rotasyon parçası... ...ama 5 çıkıp uzun süreler alacaksa... ...iş kötü. Burada işte... Fangandi'nin e, ki ben Stan Fangani'yi severim... ...ki bence e, yorumcuyken de herhalde... ...piyasadaki en yorumculardan biriydi kendisi. Benzer de düşünüyoruz birçok konuda. Onun Ben Steven Adams'ı... ...eğer bu yeni oyuna adapte bir takım sergileyecekse... ...biz Adams'ı... ...çok uzun süreler sağda tutmayacağını düşünüyorum. Belki 20-25 dakikaları oynayacak... Ama onun için de çok pahalı bir oyuncu. 27 milyon alacak bu sezon için. Sonra 17 milyona düşüyor kontratı. Ama yine de e, bu sezon için çok pahalı kaçacak. Bakalım göreceğiz ama hiç beğenmedim bir hamle oldu. Onun dışında Bresto geldi dediğim gibi ama 3 yıllık sözleşmesi var. 3 üç yılın 3. yılı e, full garanti değil sözleşmesi. Eee onun dışında işte Stephen Adams'ın 2 yıl 35 milyon sözleşmesi var. Brandon Ingram'la da extension yaptılar. 5 yıl 158 milyon. O da bence hak etti. Zaten Zion'la birlikte bu takımın geleceği olacaklar. Ben Ingram'ı beğeniyorum. Her sezonda üstüne koyuyor ki onun da sağ vizyonu hiç kötü değil. Onun da pas açısı var. İşte burada da ikinci sorun ortaya çıkıyor. Aslında demin bahsedecektim İyi oldu. Kendi kendime hatırladım. Lonzo Ball ve Redick Zayn Williamson ve Ingram. Şimdi bu dörtlünün arasındaki top paylaşımındaki hareketlilik. Topa yön verebilme potansiyeli olan oyuncular bunların hepsi. Hadi bir Esso'yu çok saymıyorum da. E, buradaki hareketleri iyi sağlamak lazım. Gerçekten bu takım da baş döndürebilir her şey yerinde giderse. O zaman Steve Adams çok ağır kalacak. Anlatabildim ya. Yani o zaman belki Melli sahaya girecek. İşte bu rotasyonda ben Adams'ın sürelerinin 20-25 dakikalara düşebileceğini düşünüyorum. Ya yani 30'ları falan görmemesi lazım. Ama görürse de nasıl olacak bilmiyorum. Stefan Kangndi de çok merak ediyorum bu konuyu. Ya çok eleştireceğiz kendisini ya da gerçekten büyük bir iş çıkaracak. Bitti mi, bitmedi. Adeta gemide, vapurlarda ürün satan amca gibiyim şu an. Bu elimde gördüğünüz takımda Oklahoma City her yola gelir. Her şey var. Her şey yapar. İsviçre çakısı gibi takım be. 27 tane, 37 tane draft hakkı var. Her sene draft. Bayramlık şeker gibi draftları var valla. Çocuklara dağıtsalar yeridir. İnanılmaz şeyler oldu oklamada. Yani evet sonunda neredeyse herkesten kurtuldular sanırım. Chris Paul Sans'a gitti. Danny Green'i Philadelphia'ya yolladılar ki o bu arada Danny Green ve Horford takası da daha dün resmiyete kavuştu. Ben dediğim gibi 9'unda çekiyorum bu videoyu. Ayın 8'inde daha yeni netleşti. Bir Horford kaldı şimdi ellerinde. Horford da muhtemelen kontratı dolayısıyla vermeleri zor bir oyuncu olacak ama belki de e, trade exception olan bir takım alabilir ileride bilmiyorum. <laughs> Horford konusunun dışında da her şeyi hallettiler. George Hill var. George Hill ile Trevor Ariza hani bu genç takımda eğer bir şeyler yapacaklarsa bence iyi parçalar. Hem kenardan gelecek hem de savunma katkısı verecek iyi parçalar. Justin Jackson da keza öyle potansiyelini hala gizli olarak tutuyor. Ama yani çok büyük bir şey göstermese de bu oklağıma da iş görebilir. Ama tabii onlar çok iş görmesinden çok artık burada uzun vadede draftlarla bulacakları ciddi oyunculara yönelmeye başladılar. Burada da ilk hamle Minnesota draft hakkıyla aldıkları Alexey Pokşevski. ...Pokşevski ben iki sene önce... E, ...U18... ...U17 turnuvalarında izledim... ...Türk milli takımına karşı da... ...o turnuda diğer takımlara karşı da... E, ...Sırbistan takımının... ...gerçekten beyaz durenti gibiydi... E, ...light durenti gibiydi... ...çok acayip işler çıkardı... ...Pokşevski... E, ...yaklaşık 2.13-2.14 boyunda... ...inanılmaz oynuyor... ...yani... E, ...özellikle de potansiyel olarak... Acayip iyi. şutu var, drive edebiliyor, açık sağda gidebiliyor, topu yere çok hızlı vuruyor, çok hızlı yön değiştiriyor. Ama tabi Durant kadar güçlü değil, Durant kadar şu anda sürekli de yüksek olamaz, çünkü daha 18 yaşında. Euroleague tecrübesini Doncic gibi alamadı, Olympiakos'ta biraz oynadı ama B takımındaydı ağırlıklı. Bir Doncic sınavından geçemedi aslında, belki iki sene geçse daha mı ama çok ciddi potansiyel Pokšeski ama bence burada mükemmel bir hamle yaptı. Eğer beklediğimiz seviyelere, beklenen seviyelere gelirse zaten acayip. Şimdi Pokushevski gibi oyuncu siz ciddi anlamda hani birden beşe hiç sırıtmaksızın kullanabiliyorsunuz. Bu çok acayip. Ee, onun dışında şutör olarak hiçbir eksi yok. Savunma olarak çembere yakın ciddi bir blok tehdidi yaratıyor. Switch'te de savunması tabii ki biraz sorun. Dediğim gibi o kadar güçlü ve hani şu an sürekliliği dayanıklılığı olmadığı için ...o kadar güçlü değil. Yani bu birkaç eksisi dışında... ...Pokşevski çok büyük potansiyel. Bence Oklahoma'nın gelecek planlamasındaki... ...şey Gilgis'ten sonra... ...en ciddi hamlelerinden biri. Bakalım. Ben umutluyum. Umarım e, bir sakatlık olmaz. E, ve aksine şu takımda bence süre de alır umarım. Bir görmek istiyoruz sahada. E, en azından belli maçların belli anlarında... biraz süre alsa ki 18 yaşında... ...tekrar edeyim. Çok e, kendini göstermesi için iyi bir alan var. E, çok merak ediyorum... Zaten diğer hamleler dediğim gibi Oklahoma için çok önemli hamleler değil. Takasla gelen biraz draftlar peşinde koşan hamleler. O yüzden Horford'a, Ereza'yı, hili falan konuşmayacağım. O, bu Oklahoma'nın gelecek planlarının takımı değil ama Oklahoma'ya artık bu full genç haliyle Chris Paul'un da çıkmış haliyle şey Gilgis'in rahat top kullandığı biraz daha böyle Pokushevski'nin işin içine girdiği takımı çok merak ediyorum. Draftları da kullandıkça bu takım nasıl şekillenecek? Bu sezon için hiçbir beklenti yok artık. Hani Chris Paul, Adams, Schroeder gibi parçalar çıkınca zaten o geçen seneki playoff yanına bile yaklaşamazlar. Ama gençleri görmek için oklamayı takip edeceğim. Philadelphia 76ers. Philadelphia'da da e, Daryl Morey'nin ve Doug Rivers'ın gelmesini zaten konuşmuştuk bir önceki videoda. Onlar çok daha büyük transferlerdi. Ve hemen de şöyle bir şey çıktı dün e, ve bu daha ciddi bir şekilde e, ağzından çıkmış e, haber. Simmons'ı geçmişler şöyle diyorduk. Şutunu şut atıyor, şutunu geliştiriyor, çalışıyor ama hep üçüncü ağızdan. Yani Simmons çıkıp da ben deliler gibi şut çalıştım artık çılgınca atacağım. Net bir şey duymamıştık ama bu sene çıkan ilk haberde orta mesafede çok rahatım atıyorum deniyorum da daha sakin. Hani üçlüye geçtik kral yüzde kırk atıyoruz da değil. Orta mesafeden kapıyı açıp ki burada şu anda geyini yapıyorum da zaten mental sorun olduğunu çok konuştuk artık tekrar etmeyeceğim. Yine geçmiş videolara bakabilirsiniz. Ve bunu Brad Brown'la çözemediği çok açıktı. Belli ki orada bir inatlaşma dönmüş. Ve Doug Rivers'ın, Daryl de onu açacağı çok belli. Bence bu çok iyi bir işaret. Eğer ki Embiid ile Simmons arasında çözerlerse ve bu ikinin yanında da Harris'e artık ya Harris'cim sen de şöyle bir top kullansan planı yapılırsa Evet bu Philadelphia'dan ben umutluyum. Çünkü Danny Green geldi. Terence Ferguson geldi. Seth Curry geldi. Burada bir şutör eksikliğini kapattılar çok hızlıca. Daryl Morey hemen noktaları attı. Dwight Howard da anlaştılar. Kenardan gelip e, gibi böyle rakip uzunu yıpratacak. Savunmada sertliği sahaya koyacak ki Philadelphia'nın bu çok büyük sorunlarından biriydi. O sertliği koyamıyorlardı. Orayı açacak bir uzun geldi. Ryan Brokov gibi esnek kenardan gelecek bir derin oyuncu geldi. Furkan'la bir yılda 1.7 milyon tam full guaranteed sözleşmeyi uzattılar. Horford'la Josh Richardson'dan da kurtuldular. Kendi Josh Richardson okey ama Horford'dan kurtulmaları da çok büyük artı bu arada. Delimori'ye de orada hakkını vermek lazım hemencecik. Bence şu an Philadelphia belki de... ...o e, proses dediğimiz dönemin... ...sonrası artık. Proses bitti. Yani prosesde hiçbir şey yaşayamadık. Brad Brown ve... E, bütün o takımın değişmesiyle sadece Embiid ve Simmons'ın kalması proses bitti. Bundan sonra artık bu prosesin sonrasında ilk kez artık bu post dönemi post döneminde ilk kez iyi bir Philadelphia izleyebiliriz. Ben çok umutluyum. Ve bence Harden hamlesine girmeyecekler. Girmemeleri de lazım şu dakikadan sonra. Ee, ama girerlerse önerim de şu olmuştu videonun başında. Embiid üzerinden girmeleri, Simmons'ı tutmaları. Çünkü şu ortamda açık sağ hızlı oynayacak. Yarı sahada iyi savunma yapacak ve iyi kötü şutu da atacağına artık ben inanıyorum. Onda bir sıkıntı yok. Bir Simmons'ı tutmak çok daha mantıklı çünkü NBT'yi kontrol edemiyorsunuz. NBT birebir oyunlarına çok sadık kaldığı zaman takım ritmini bozan bir oyuncu. O yüzden burada artık e, Mori ve Doug Rivers'ın bu takımdan bu sene bir şey çıkardığını bence göreceğiz ama bakalım sezonun neler olacak. Evet hızlıca gidiyoruz. Artık son düzlüğe girdik. E, Philadelphia'dan sonra Phoenix Suns var. Phoenix Suns da benim Atlanta Miami den sonra. Atlanta Miami bu, bu dönemin en iyi bence e, hamlelerini yapmıştı. Lakers'ı da ekleyebilirim. En iyi hamlelerini yapan takımlarından biri Phoenix Suns. Ama bunu Chris Paul üzerinde biraz daha şerh koyarak söyleyeceğim. Neden? Çünkü Chris Paul hangi Chris Paul olacak? Bu çok kritik Phoenix Suns için. Oklahoma dönemi Houston dönemi Houston dönemin bir kısmında savunmada satan Chris Paul Oklahoma döneminde şey Gilgis'i sahada yüceltip diğer oyuncuları coşturmak yerine kendisi hala ben hallederim diye öne atılıp maç kaybettiren Chris Paul'ları bir kenara bırakıp artık Devin Booker'ın sahada hakim olduğu yapıya entegre olup sen her zaman da topu yönlendirme zaten sen oyun içinde kal top seninle beraber yönlensin ama sen ikinci dolu, üçüncü dolu. Ben bazı şeyleri çözeceğim. Topu da getiririz. Sen rahat ol. Yıpranmanı düşür. Skora odaklan. Özellikle de drive and kickleri kullan. Aiton'u oyuna sok. Sen sokamazsan ben zaten Aiton'u oyuna sokacağım. Aiton'un da orta mesafesi başladı. Eğer böyle daha uyumlu, topu domine etmeden, maç sonlarında didişmeden, inatlaşmadan oynayan bir krispol görürsek mükemmel. Çok iyi tercih. Ama göremezsek tatlar kaçar, Devin Booker delirir. Çünkü Devin Booker ve dalaşlar durumu işte Atlanta'daki gibi geçen sene Suns'ta, geçen sene mi birkaç ay önce de geçen sezon diyeyim. Suns'ın özellikle scenic maçlarındaki 8'de 8 yapmasının en büyük nedeniydi. Kanat savunması, bu savunmayla beraber çok patlayıcı hızlı oynayan Suns, yarı sahada çok etkili olan Suns'dı. Chris Paul'un bu ritmi, bu tempoyu kesinlikle bozmaması lazım. O yarı sahadaki berbat orta şut mesafeleri, orta mesafe şutlarından da uzaklaşması lazım. Umarım bunları yapar. Onun dışında Sans e, Paul'u alırken Bridges gibi işte e, Cameron Johnson gibi oyuncularını kaybetmedi. Bu çok güzel. Çünkü kanat savunması çok etkili oyuncular bunlar. Herkesin aradığı oyuncular. Bir de üzerine yetmedi. C. Crowder'ı getirdiler. Mükemmel hamle. Yetmedi Şaric'de anlaşma uzattılar 3 yıl 27 milyon kelepir. Aiton'da 12 milyon takım opsiyonunu kullandı Ta e, Phoenix Suns. Bu da çok temiz. Kelly zaten seeding döneminde sağda yoktu. Yarı sakat yarı ne oldu belli değil. Onu da Golden State'e yolladılar. Orada da rahatladılar. Aaron Baines Toronto'ya gitti. Rubio'yu e da üçlü takasla Minnesota'ya yolladılar. Yani dediğim gibi Atlanta, Denver, Miami, Lakers'tan sonra belki de en iyi bu sürece en iyi geçen, en iyi planlamalar yapan takımlardan biri oldu. Sans, Sans'tan çok umutluyum. O seeding dönemi oyun çok iyiydi. Eğer dediğim gibi Chris Paul benim demin anlattığım gibi Chris Paul olursa bu sene Batı playofflarında çok eğleneceğiz. Çok acayip şeyler olacak. Yani oraya Dallas da girecek, Suns da girecek. Batı playoffları çok eğlenceli ki şimdi Portland'a geçiyorum. Portland da çok iyi yaptı. Hemen de şunu ekleyeyim. Ben Portland'ı hep savunmadan vuruyorum. Bunu da çok net gördük Lakers serisinde tekrardan. Belki de son 10 senenin en iyi savunmasını yaptıklarında konferans finaline çıktılar. Evet. o sene o sene bir de sezonda çok iyi savunma yapmıyorken playofflarda savunmalarını belki de 30 takım içerisinde hani playoffların 16 takım içerisinde en tepelere çıkarmışlardı. Bunu en sonunda uyandılar. Ya tamam abi evet biz, biz savunmayı çok iyi yapmalıyız. Burada gelen Covington hamlesi mükemmel. E, Covington burada onlara çok esneklik sağlayacak. Savunma tarafında e, hem 3-4-5 savunması hatta kısa switchlerinde de. Özellikle de Lillard'ı rahatlatması için çok iyi. Yardım tarafında da çünkü çok iyi iş yapan biri Covington. E, şutu da var. E, burada Rodney Wood'da uzattılar. 2 yıl 21 milyon. Carmelo 1 yıl 2, 2, milyon imzaladı ve artık kendisi evet, ben bench oyuncusu olacağım dedi. Bu da okey cepte. Derrick Jones Jr. 2 yıl 19 milyon ya yani çok hak ettim bunu bilmiyorum. Ee, Miami'de özellikle playofflarda hiç kullanılmadı. Biraz da orada sırıttı. Şimdi playoff tarafında Derek Jones Jr.'ı da kullanabilecek potansiyele seviye getirebilirse Portland ondan da savunmadı. Hem çember savunmasında hem kanatta çok iyi iş alabilirler. Bu da hiç fena hamle değil. Harry Giles'le anlaştılar. Bir yıl 1 yıl 1.7 milyon bedava. Harry Giles'tan da bir şeyler çıkarabilirler. Biraz böyle hareket alanları dar olmasına rağmen daha böyle nokta atışı. Kelepir oyuncuları yerleştirdiler hoş hamleler yaptılar. Portland'ı herhalde ilk kez takdir ediyorum bu konuda. Ama benim hala görüşüm e, keşke McCollum'dan da çıkılsa ve belki oraya işte e, geri Trent'e entegre edip McCollum'u bozdurup başka kanatlar uzunlar falan mı gelse bu takıma fantazim var ama pek o topa girmiyor Portland ama bu sezondan sonra ya da belki sezon içinde bir sürpriz olur mu göreceğiz. Bence girmeleri lazım ama şu hamleleri bile Portland'ın sorunları biraz daha doğru tespit ettiği ve daha doğru hamleler yaptığını gösteriyor. Takdir ediyorum. Ama tabii ki bir Miami, bir Atlanta, bir Denver kadar iyi hamleler değil. Buradan da Sacramento, Toronto ve Utah Jazz geçeceğim. Washington zaten konuştuk. Sacramento'yu <laughs> aslında birazcık videonun başındaki girişte az çok anladınız. Sacramento tatsız ya. Sacramento mutsuz, tatsız. Her gün böyle sezon akşam şarkıları açıp muhtemelen Divaç sonrası ağlaşıyorlar takımda. Bogdan sign and trade yapamadılar. Sözleşmeyi meç etmediler zaten. E, Whiteside geldi. Bir yıl 2.3 milyon. Begley ne olacak belli değil. Sakatlıktan kurtulamıyor. Bir yıl 11 milyon opsiyonunu kullandı o zaten. E, öyle bir şeyler işte öyle bir şey. Body Yield zaten geçen sene extension almıştı. Madem ona yani ya bu takımın o kadar çok sorunu var ki yani her şey aslında Harrison Barnes'la başlıyor. Harrison Barnes'ı aldıkları anda bütün hareket alanları tıkandı. Body de extension verdiler. Hiç beklediklerini alamadılar. Şu an ellerine tek tutulur parça Fox. E Fox'a da zaten %100 hak etmese de evet hani bir Tatum gibi bir Donovan Mitchell gibi extension hak etmese de elin mahkum o 563'ü Sacramento üzerinde hak etti Sa e, Darren Fox. Ama e, dediğim gibi sahada henüz hak etmedi. Ki üstüne koyarak gidiyor. Onu da ekleyeyim. Ama yine de hak etmesi için var ama Kings çok tatsız ya. Bilmiyorum bu sene Bagley sağlıklı kalır. Buddy tekrar 5'te dönüp artık Bogdan da gitti. 5'e dönüp moral depolayıp daha farklı bir havaya girer ki? O da işte Luke Walton'la anlaşamıyor. Ortaya çıkmıştı onlarda. Luke Walton'un mesajlarına bile dönmüyordu. Nasıl olacak göreceğiz. Orada da işler karışık. Ama Sacramento ve Divaç... Divac yaktın lan takımı. Vallahi yaktın he. Toronto. Toronto'da iki büyük kayıp var. Mark Gasol ve Ibaka gitti. Ee, onları kaybettiler. Bir Clippers'a, bir Lakers'a gitti. Ellerindeki artık e, uzun rotasyonda e, Chris Boucher'la ona yatırım yapacaklar gibi duruyor. Orada 2 yıl 13,5 milyonluk bir anlaşma yaptılar. Onun potansiyeline bakacaklar. Aaron Baines'i getirdi. Aaron Baines bence şu piyasada alınabilecek en iyi backup parçalarından biriydi. İyi hamle. Fanfield'i tuttular. Bu da çok iyi hamle. 4 yıl 85 milyon tam olarak beklenen fiyata tuttular hem de 20-21 milyon belki maksimum 25 milyon civarları zaten alması bekleniyordu. çok takım peşindeydi. İyi tuttular. Deandre Bembry ile Free anlaştılar. 2 yıl 3.7 milyon. Alexander de yine bir uzun rotasyonu olsun diye 1 yıl 2.2 milyon anlaştılar. Zaten burada Lowry ile bir sezonluk 30 milyon anlaşmaları vardı. Şimdi Siakam'ın durumu burada potansiyel olarak zaten belli ama artık ne gösterecek ki playoffların Belki de en büyük hayal kırıklığıydı bütün lig adına da takım adına da. Siakam'ın artık Van ile ve Lowry ile beraber bu üçlü tamamlayıp Lowry sonrası Siakam ve Van bu takımı çekip çevireceği. Yanına Norman Powell'ın işte Anunobi'nin ekleneceği artık aşikar ki Anunobi'nin de kontratının son yılı onunla da uzatacaklardır. Powell'ın da seneye oyuncu opsiyonu var. Bu iki oyuncu da playofflara çok iyi potansiyel gösterdiler. Ama tabii bir yıldız çekecek kepi olabilecek özellikle daha bir sonrası Toronto'nun ama çekebilirler mi? Elindeki kontratlar aslında iyi. Sıyakıma baktığında 29-30 milyon civarı bir kontrat. Son sezonda 35'e çıkıyor. Fanfleet 20 20'ler civarı bir kontrat. İşte gerçekten potansiyelleri var. Biraz bence onu da bekliyorlar. Biraz da hamleleri de ona göre yaptılar. Ellerindeki oyuncuların ödemeleri de uygun fiyatlı. Bakalım Toronto, Kawhi gibi değil ama Kavai seviyesi kalıcı bir yıldız çekebilecek milerdi. Mi heyecanla bekliyorum. Toronto bu ligin belki de en yani, sakin, keyifli, dersiz, tası tam bir Kanada takımı ya. İzliyorsun, izliyorsun tadın kaçmıyor. İşte mis gibi takım. Umarım onlar için biraz daha iyi gider işler. Gelecek sezon özellikle. Bu sezon ne yapabilirler? Ibaka çok önemliydi onlar için. Ibaka'sız ne yapacaklar? O açıdan iyi bir sınav olacak. Dedim ki Washington'ı konuşmuştuk. O yüzden son takımımız Utah Jazz. Utah Jazz'da da e, hala beklenen konu Rudy Gober. Rudy Gober'in extension'ı verilecek mi? Son okuduğum e, haberlere göre menajeriyle görüşmeler sürüyordu. O arada Mitchell'da 5 yıl 163 milyon uzattılar. Kesinlikle hak edilmiş bir e, sözleşme ki tek başına playoff'larda Denver'a karşı savaştırdı takımı. Özellikle de boyan yokken ki boyan olsaydı Denver'ı geçme ihtimali çok yüksekti. Onun yanında Derek Favors'ı... E, ...tekrar geri döndüler takımı 3 30 milyon bu da temiz bir anlaşma. E, iyi bir backup. Özellikle de Gober'den sonra oyuna girip... ...daha hareketli, pick and roll'lü... ...hücumlar oynamasını sağlıyordu. Jordan Clarkson'ı tuttular. Bu da önemli. Jordan Clarkson'ın da... ...birçok takım peşinde koşuyordu. İyi bir 6. adam potansiyeli olduğu için. E, bir Lou Williams klonu olduğu için. Onu da tuttular. E, dediğim gibi Gobert'e de... görüşmeler sürüyor... Boyan da bu arada ameliyatın oldu. Taş gibi dönüyor. Utah için bence bu sene artık bir patlama sezonu görebiliriz. Demin dedim ki işte e, Batı'da işler çok karışacak. Sans girecek oraya dedik. Dallas daha da yukarı gidebilir. Artık Utah ve da o zaten ilk tur kapışmasında dışında artık Utah'da daha da ciddi bir tehlike olarak playofflarda yer alacak. Bakalım Utah bir ekstra daha katkı yapar mı? E, pek yeri yok şu anda ama tabi bu şeyle ilgili e, Rudy Gobert'in extension ne kadar olacak? Belki sezon içinde bir iki parça hamlesi daha gelebilir. Biraz kanatlarda yine zayıflar. Yani Joe Ingles orada çok yakla, yaşlandı. Roy Sonail var bir tek net savunmacı. Biraz da oraya katkı verebilecek bir kanat oyuncusu peşinde koşabilirler belki. Bakalım onu da Utah tarafında göreceğiz deyip bu Videonun sonuna geliyoruz. Zaten yeterince uzattım. Wow, video neredeyse bir buçuk saat olmuş. Evet. Bütün takasları, trade'leri konuşmadım. Bazı takımları atladım fark ettiğiniz üzere. Daha öne çıkanları konuştuk. Artık sezon başlıyor 22 Aralık'ta. 22 Aralık'tan önce Twitch'te takım taraftarlarını çık çıkaracağım bir program yapacağız. Orada çıkıp yaklaşık 5 dakika süreniz olacak. 5 dakika içerisinde. Işte geçen sene nasıldı? Bu sene ne bekliyorsunuz tarzı. Sizden yorumlar alacağım. Bunu da e, duyurusunu, hangi tarihte olacağını duyurusunu takip etmek istiyorsanız beni işte Twitter'dan takip edin, Instagram'a gelin, Discord'umuza gelin. Hepsinin linki aşağıda. Takip alın, ben oradan duyuracağım. Takımlarla ilgili kimlerin konuşacağını da e, önceden seçmeye çalışacağım ama her zaman mümkün olmuyor. Belki de o gün seçeriz. Bakarız. Bir tek Lakers'ı kitleyeceğim, aklınızda olsun. Lakers'a öyle herkes çıkarmıyorum çünkü Lakers taraftarları çıktılar mı susmak bilmiyorlar. 15 20 dakika <laughs> yok şaka şaka. Susmak bilmekten değil. Çok Lakers taraftarı var. Ee, biraz daha orada tanıdığım bildiğim kişilere kıyak geçeceğim. Bir orada torpil geçeceğim. O yüzden kusura bakmayın çünkü o kadar kişi çıkaramayız. İki kişi seçmek de çok zor olur o kadar talebin içerisinden. O yüzden hani Lakers taraftarı gibisiniz ama başka takıma da çok büyük sempatiniz varsa o takımları değerlendirebilirsiniz. Takipte kalın. Çana tıklayın. Bak bildirimler gidiyor. 3 aboneler videoları yeni izleyenlerden daha az izliyor. Bak o kadar abone var kanalda. Hep yeni gelenler %60-70, aboneler %30-40'larda. Çana tıklayın. Çana bak haberiniz olmuyor videolardan. Öpüyorum sizi. Görüşürüz. Sezonda daha sık gelecek videolar. Bay bay.